Bir insan bu kadar değişir mi? Var ya, eskiden heyecandan iki kelimeyi bir araya getiremezdi. Kız, bir şey söyleyeceğim. Bu sana açılamamış da sen buna evlenelim demiştin ya. Ay, demez olaydım. Ama yani o gün başımıza gelmeyen kalmadı. Babam yine muhteşem projeleri yüzünden dükkanı yaktı. Üstüne hacizciler geldi. Annem fenalaştı. Kardeşim, ödeyeceğiz ya. Ne oluyor öyle haciz maciz ya? Dur anneciğim. Anne, bir su falan bir şey getirin. Su getirsin anne. Ben ilgilenirim onunla. Gitti dükkanım. Bir su iç. Annem bak, her şeyin üstesine geldi. Bunu, hadi bir su iç. Annem bir yudum su iç. Esra, sen bana diyor ya, anne ben aşk evliliği yapacağım. Yapma. Bak, ben babana aşık oldum. Çok aşık oldum, evlendim. Ne oldu, halime bak. O şama için ağacı dikti. Allah'ım, keşke şöyle işi gücü olan bir adamla evlenseydim. Ozan. Efendim? Sen bana aşık mısın? Annen anneme öyle söylemiş, doğru mu? Aha. Okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Ne çabuk unuttu o hallerini. Bir de şimdiki haline bak, bir havalar, bir kasıla kasıla yürümeler. O eski Ozan yok artık karşısında. Eskiden var ya, eskiden bir bakış yeterdi benim kalbimin yerinden çıkması için. Bir. Patron, sen zamanında fena tutulmuşsun. Ama yenge de güzel kızmış Allah için. Güzel, güzeldir. Çok güzeldir o. Zamanında mahallede ona aşık olmayan yoktu oğlum. Ama o beni seçmişti. Mutluluğum kısa sürdü tabii. İstifa edip kendi işimi kurmaya karar verdiğimde Esra tamamen değişti. Ozan, sen bana sormadan istifa mı ettin? Benim aklımda bir sürü proje var. Ama ben basit bir işte sıkışıp kaldım. Ozan sus. Sus. Sen şu an hani benim babam gibi konuşuyorsun. Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Her sabah yeni bir umutla, yeni bir hevesle uyanacaksın. Sonra biriken borçlar, ödenmeyen kiralar, aidatlar, faturalar. Esra, olacak, sakin musun? Ol. Ne? Nasıl sakin? Esra, sakin ol. Nasıl sakin olayım Ozan? Ben baban gibi değilim. Tamam? Bana güven. Ben bu aklımdakileri yaptığımda her şey çok daha güzel olacak. Olmadı tabii ki. Beyefendi işini kuracak diye benim çalışmadığım iş kalmadı. Şuna bak şuna. Bu bile o zaman oldu. Ha, ben gidip hamburgercilerde çift bar diye çalıştım ya. Ben maskot kılığına girip çocuklarla uğraştım. Tezgah açtım ya sokaklarda. Yağmurda, çamurda, karda, kışta. Sırf o uygulamasını geliştirsin diye. Bu kadar yaşananlardan sonra aynı anneme dönmüştüm. Annem gibi olmuş. Oğlum, o kadar çok yoruldum ki. Vallahi şuraya oturup ayaklarımı uzatıp televizyon izlemek istiyorum sadece. Görünce anlarsın zaten. Diğer evlerin ışıkları yanıyor. Ozan, sen faturayı ödemedin mi? Ödeyecektim. Ödeyecektim ama param çıkışmadı. Yarın halledeceğim. Ozan, yani zaten kirayı, faturaları, aidat, her şeyi ben ödüyorum. Sen sadece elektriği yatıracaktın. Esra, yarın sunumum var. Eğer projemi kabul ederlerse avans alıp ödeyeceğim. Söz. Projeni kabul ederlerse, avans verirlerse... Ozan, artık düzgün bir işe gir. Ozan, ben yoruldum, ben bıktım, ben bittim. Her şeyi ben yapıyorum Ozan. Ozan, sen beni duyuyor musun? Ne yapıyorsun? Ozan, nereye gidiyorsun? İnternet kafeye gidiyorum. Hayatım, şarjı biterse her şey biter. Tamam, hadi görüşürüz. Peki bütün bunlar yaşandıktan sonra ne oldu? Ha, benim elimde ne var? Sıfır. Koca bir sıfır. Hiçbir şey yok. Ha, gelip benden özür dileyeceği yerde şu davranışlarına bak. Sert mi davrandın? Sen onun bana o zamanlar nasıl davrandığını görseydin. Esra. Esra. Hah. Kapının arkasında anahtar kalmış. Açamadım. Sırsıklamadım. Açsana kapıyı. Anahtarı ben koydum özellikle. Ne? Ozan, bitti. Ne diyorsun Esra sen? Ne bitti? Hadi aç kapıyı, konuşalım. Hadi. Yok Ozan, konuşacak bir şey kalmadı. Ben bıktım bu parasızlıktan, bu sefaletten, senin hayallerinden bıktım. Esra dur. Biliyorum çok eziyet çektik ama çok az kaldı Esra, çok az kaldı. Azıcık daha sabredersek inan bana her şey çok güzel olacak Esra. Yok, bitti. Ozan, bitti. Ben boşanıyorum senden.
Bavulumu koydum kapıya. Al lütfen çalma kapıyı. Ne boşanma? Esra, Esra. İnanmadı bana. Köpek yavrusu gibi koydu kapının önüne. Kendimi o kadar değersiz hissetmiştim ki. Ya kış günü eve haciz bile geldi ya. Sen gerçekten de yengeye tazminat hisse bir şey verdin mi? Hayır, vermedim. Nafaka? Hayır. Yani vermek istedim. Ama kendi kabul etmedi. Esra! 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 Ne olur bir daha düşün. Bak bunun dönüşü yok. Düşünecek bir şey yok Ozan, bitti. Esra, iyi günde kötü günde diye söz vermedik mi? Ha? İlk zorlukta pes mi edeceğiz? Yapma. Yapma hadi. Esra, ben sana çok aşık. Biliyorum sen de bana aşıksın. Ne aşkı ya Ozan, ne aşkı? Aşk falan yok. Ben sana hiç aşık olmadım. Senden nafaka da istemiyorum. Bak sakın parayı bahane edip benim karşıma çıkma, tamam mı? Hayatımdan sessizce çık ve git. Bana hiç aşık olmamış. Sertmiş. Hiç sevmemiş beni. Ya ama yine de bir tazminat, nafaka bir şey versen iyi olurmuş sanki yani. Bu kadar zenginliğin içinde. Abi karım, eski karım. Bana hiç aşık olmadığını söylemiş. Ne yapacaktım? Ha? Bir de nafaka mı vermeye çalışacaktım? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, istediğiniz yere geçebilirsiniz. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Birçok aday arasından mülakata sadece sizler kaldınız. Kısa keseceğim. Bizim istediğimiz şey kesinlikle yaratıcılık. Daha fazlası değil. Vaat ettiğimiz şey de çok keyifli bir çalışma ortamı. Yani insan zaten daha ne ister ki? Evet. Biraz soğuk bittim galiba. Bence de. Bu arada diğer senelerden farklı olarak bu sene şirketimizin CEO'su Ozan Korfalı da mülakatlarda bize eşlik edecek. Ne? Nasıl yani, neden? Bana öyle bir bilgi verilmedi. Hani neden geliyor ki? Sonuçta koskoca CEO, ne işi var burada? Ne yapıyorsunuz siz? Hayır ama çok saçma değil mi stajyerle? Tamam sen sakin ol. Bir şey olmaz. Kendisi birazdan burada olur. Gelince başlarız. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş geldin. İnşallah Feraye. Bu seneki adaylarımız. Arkadaşlar bu yıl bizim için çok önemli. O yüzden hepinizi ben burada görmek istedim. Başlayabiliriz Çağlaşma. Tabii başlayalım hemen. Pardon. Benim burada olmamdan bir arkadaşımız pek memnun olmadı. Neden çıkmak istediğinizi öğrenebilir miyim? Asistanlaşıyor musunuz? Yok. Ben yaka kartından gördüm Esra Hanım'ın ismini. Kendisi de çıkıyordu herhalde. Değil mi? Nereye çıkıyorsunuz Esra Hanım? Daha yeni başlıyorduk. Ben sizi anladım. Şirketimizin CEO'su Ozan Korfalı'yı karşınızda görünce biraz heyecanlandınız siz. Ama dediğim gibi daha yeni başlıyoruz. Kendinize bir şans vermek istemez misiniz? Aslında kendime ben bir şans vermek isterim. Haklısınız. Oturabilir miyim? Lütfen oturun o zaman. Başlayalım bir an önce. Ozan Bey sizde. Buyurun Feraye. Evet. O zaman Hülya'nın sizden başlayalım. Pınar Bey, CV'niz çok etkileyici. Eğitiminiz, yurt dışı deneyiminiz, stajyer olmak için biraz fazla sanki. Tüh!
Yakalandım. O zaman ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Çıksam iyi olacak, değil mi? Çıkmayayım. Çıkmayayım. Şaka yapıyorum. Takılıyor musun? Evet, yani yurt dışı deneyimim oldu. Okulumu bitirdim. Geldim. Ama burası çok iyi bir şirket. Yani burada staj yapmak bile bana çok şey katacaktır. Değil mi? Yani çok da sevdiğim bir şirket zaten benim. Yani babamın şirketi olsa bu kadar olur yani. Çok güzel. Ne yapıyorsun sen? Sorun yok. Evet, Esra Hanım. Sizin de iş tecrübeleriniz oldukça fazla görünüyor. Evet, ben çok çalıştım. Yani çalışmayı çok severim. Ne güzel. Ne güzel. Burada stil danışmanlığı ve imaj maker'lığı yaptığınız yazıyor. Mesela. Bize biraz bahseder misiniz? Tam olarak ne yapıyordunuz siz? Hoş geldiniz ablalar. Gel, gel vatandaş, gel. Patron çıldırdı. Ablam sen ona hiç bakma bak. Siyah, tam senin rengin. Hem siyah yağları da kapatır. Al, sımsıkı gözükürsün, zap zayıf gözükürsün. Bunun bedeni var, sen bunu al. Geç işlere direkt öde bak. Turuncu tam senin rengin. Abla, senin kızın var mı? Evet, var. Sarışın mavi gözlü mü? Evet. Ya bildim ya, al hadi. Koş, öde. Efendi, beyaz. Aa, sizin gibi hanımefendiye beyaz. Al hadi, koş. Kız güzellik, sen bunu beğendin. Al, büyüyünce giyersin. Hadi bakalım. Gel, gel, patron çıldırdı. Bedava yaptık, koş, koş. Şey, çok saygın müşterilere stil danışmanlığı konusunda yardımcı oluyordum. Dış görünüş, kendimize sunum biçimimiz, yani her ne kadar inkar etsek de günümüzde öne çıkmak için hala çok önemli. Peki bu saygın müşterilerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz? Öğrenemezsiniz. Yani doğru olmaz. Yani müşteri mahremiyeti her şeyden önde gelir, değil mi? Peki. Burada ürün pazarlama direktörlüğü yaptığınız yazıyor. Bize birazcık bu deneyiminizden bahsetmek ister misiniz Esra Hanım? Tam olarak hangi ürünü pazarlıyordunuz? İyi alışverişler. Yeni sosisimizi denemek ister misiniz? %100. Merhabalar. Sosisimizi denemek ister misiniz? %100 Türk malı. Ben de alabilirim. Evet, dana sosis buyurun. Bir paket alabilirsiniz isterseniz. Ben çok geniş bir ürün yelpazesiyle çalıştım. Doğru ürünü doğru müşteriye pazarlama konusunda ben çok şey öğrendim. Güzel, güzel. Peki kısa zamanda çok fazla iş değiştirmişsiniz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Evet, yani bağlılık ve sadakat ilgili bir sorununuz mu var Esra Hanım? Yani biz değil mi bu şirkette bu değerlere çok önem veririz? O açıdan soruyorum. En ufak zorlukta pes eden, karşısındakini yüzüstü bırakan insanlarla çalışmak istemeyiz. Ben de bağlılığa önem veren biriyim Ozan Bey. Ama bence iki tarafın da çabalaması gerekir. Yani tek tarafa sorumluluğu yüklemek bence doğru olmaz. Ha, tek taraf. Bence size öyle gelmiş o. Yani her şirket kendi çalışanlarına destek olmak için uğraşır. Değil mi? Çalışanlara kaldıramayacağı sorumluluklar yüklemek bence hiç adil değil. Özellikle baştan öyle anlaşmamışlarsa. Ben ne dediğinizi anlamıyorum ama diğer stajyerlerimizin de zamanını çalmayalım, değil mi? Haklısınız tabii, siz devam edin. Esra Hanım, benim size son bir sorum olacak. Diğer adaylarımıza nazaran eğitim seviyeniz birazcık yetersiz kalıyor. Sizi neden işe alalım? Yani evet, doğru. Ben çok iyi okullarda okumadım. Ama yani kendimi bildim bileli çalıştım. Hatta bazen 2-3 işte çalıştığım bile oldu. Her yeni iş bana yeni insanlar tanıttı. Sizin müşteriniz olan insanlar. Yani o insanları ben hepinizden daha iyi tanıyorum. Onları buraya getirme konusunda size yardımcı olabilirim. Ben esnaf kızıyım. Yani benim ailem esnaf. Ben mahallede büyüdüm. Yakındakiler uygulamasından özellikle esnafın daha fazla faydalanmasını sağlayabilirim. Yapabilirim. Gerçekten çok aranan bir kişiymişsin. Şirketin CEO'su ortada yok ama kimsenin umurunda değil. Bana bak, sabrımı zorluyorsun. Çıtın çıkmayacak. Güzel güzel otur orada.
gıcık ya. Gıcık mı? Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak, sensin gıcık. Ben ne bileyim kapının buradan açılmadığını. Kapıyı kapatırsın açılır. Ne saçma sapan bir kapıymış. Kusura bakma Esra, binayı ben tasarlamadım. Ozan, kaşıma. Bak kaşıma, yara yapacaksın, kızarmış. Bunlar oldu, zambakları burnuma burnuma sokmadan önce düşecek. Ha, ne bileyim ben seninle burada kilitli kalacağımızı. Ayrıca krem sürersin, geçer demiştim. Hep bir bahanem var değil mi, hep? Bana bak, üşüyor musun sen? Yok, iyiyim. İyiymiş. Bilirim ben seni, donuyorsundur sen şimdi. İyiyim. Al. Bak bana yaptıklarına rağmen ceketimi veriyorum, bak gör. Zaten ne kaybediyorsan bu iyiliğimden kaybediyorum. Ay çok mütevazısın gerçekten. İstemem, sağ ol. Al. Esra al. Bak fikrimi değiştirmeden al şunu istersen. Yok, iyiyim ben böyle. Ya olmaz, kısa konuş. Esra, al tamam. Sen yani sen benim gözümü yaşartıyorsun ya. Sen kendinden başkasını düşünür müydün? O ne demek be? Sen bencilsindir Esra, sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Ozan saçma sapan konuşma. Yapma Esra, Allah aşkına. Şu kadar çıktık, sen o zaman bile kendini düşünürdün. Herkes sana aşık diye, sen okulun en güzel kızısın diye istediğini yaptırırdın. O ne demek be, atma. Kim atıyor acaba? İlkokuldaydık ya, hatırlasana. O zaman ödevimi yetiştiremiyorum. Sen yapar mısın? Ben mi? Evet, sen. Yapar mısın ödevimi? Hı. Benim zavallı çocukluk halim. Gidip uyarabilsem keşke, bu kız sana daha neler yapacak diye bilsem. Ay tamam da sen de şu an biraz abartıp saçmalıyorsun. Ben de senin için bir şeyler yaptım. Allah Allah, neler yaptın acaba? Pasta yaptım. Hatırla. Senin doğum günündü, ben sana pasta yaptım. Hatırladım. Hatırladım. O zaman bile kendi istediğinden yaptın ki ben çikolatalı pasta severim. Pasta meyveliydi. Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Yaptım sonuçta. Ben sana daha bir sürü şey yaptım, neler yaptım ya. Bin tane şey sayarım sana. Ben sana hiç aşık olmadım dediğin adama. Gerçekten. Neden yapıyordum bunları? Hani insan... bunu söylediği bir adama bunları yapar mı? Aşık olmadım dememe bu kadar takıldın ki. Herkesin dilinde aşk da aşk, aşk da aşk. Aşk ne ki? Aşık olsaydın bilirdin. İnsanın aşık olup bunu anlamamasına imkan yoktur. Aşıksan canın yanar. Onu hep yanında istersin. Hayat onunla güzeldir.
her şey onun anlamlıdır. Ama o yokken bütün dünyaya da sahip olsam hiçbir önemi yoktur. Eğer böyle bir şeyse aşk, insanın canını yakıyorsa insan neden aşık olmak ister ki? Çünkü aşık olmak insanın elinde değildir. Ne yapıyorsunuz burada? Günaydın. Günaydın. Al şunu ye. Bu arada burada ağrı kesici var. Onu iç. Çünkü sen ancak böyle kendine geliyorsun. Ya kusura bakma. Sana böyle şey olmuş. Ayıp olmuş. Seni yerinden de ettim. Ettim değil mi? Esra, ben seninle yan yana mezarda bile yatmam. Merak etme. Ay iyi. En azından bir konuda hemfikiriz. Ayrıca ne ara sızdım kaldım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Aa, ben çok iyi hatırlıyorum. Tabii seni arabadan buraya kadar taşımak zorunda kalınca sayende hafızama yeni bir travma eklenmek zorunda kaldım. Taşımasaydın, geçirmeseydin ben mi dedim? Yani demedim değil mi? O kadarını dememişimdir herhalde. Şuna bak ya, teşekkür edeceğine gelmiş bir de benden hesap soruyor. Kusura bakma Esra, seni yol kenarında bırakıp gitmediğim için özür dilerim. Ozan, evimin adresini mi unuttun? Biliyorsun evimizi, bıraksaydın eve. Niye kendi evine getiriyorsun? Ne yapsaydım? Ha? Sen öyle arabanda benim yatarken ben ne yapsaydım? Menekşe teyze, kusura bakma, al kızını getirdim, buyur. Ha, ya işte içti, bayıldı. Al, idare et mi deseydim. Annem beni ne anlardı biliyor musun? Anladım, tamam. Haklısın. Annem çok kızardı, tamam. Annem. Annem çok kızacak. Annem evde kalmadığımı öğrenecek. Esra, geç geldin tabii, uyanamıyorsun şimdi. Hadi kalk, işe geç kalacaksın yavrum. Esra. Aa. Nerede bu kız? Gece gelmemiş bu eve. Ay elim ayağıma dolu. Aradığınız kişiye yolu ulaşamıyorum. Lütfen diğer telefonu açın. Nasıl ya? Zeyno. Menekşem, çiçeğim. Hayırdır kız, uyandın mı gördün beni? Ya kızım bir sus iki dakika. Esra gece sana mı geldi Zeyno? Gelse miydi, gelmese miydi? Kızım doğru düzgün cevap versene. Bak çok merak ediyorum. Gece eve gelmemiş, sabahta görmeyince aklıma bin bir türlü şey geldi. Nerede bu telefonu kapalı Zeyno? Telefonla mı kapalı? Onun şarjı bitti. Evet, onun şarjı bitti. Bu dün partiden sonra bize geldi. İşte biz böyle sohbet, muhabbet, gıybet falan filan derken biz uyuyakalmışız. İyi, iyi, tamam kızım. Ya insan bir mesaj atar, haber verir. Neyse ver de bir sesini duyayım. İki dakika. Veremem. Ne demek veremem? Tuhaf mısın kızım sen?
Versene çocuğumun sesini duyayım 2 dakika. Esra, Esra duşta. Veremem. Sabahtan beri bu dişe girmiş var ya, poşur poşur yıkanıyor. Şey yapayım mı Menekşem? Çıkınca ben söyleyeyim, o seni arasın. Tamam bak, haber ver mutlaka, unutma ama. Tamam, tamamdır. Aman Esra, neredesin kızım ya? Ay bu dışarıda da kalamaz ki, nerede kaldı bu kız? Aradığım kişiye ulaşamıyorum tabii. Şimdi tamam. Zeyno'cum sakin ol. Bu kızı en son kim görmüş olabilir? Ozan. Uf, hadi açıl sana. Niye açılmıyorsun? Annem çok merak etmiştir. Hadi. Gıcık telefonmuş. Anne. Burada, burada. Bir dakika. Ne? Zeyno arıyor. Zeyno mu arıyor? Alo Zeyno? Kız sen dün gece Ozan'da mıydın ha? Ozan'da mı kaldın dün? Ben onu sana sonra şey yaparım, anlatırım. Tamam, bana bak. Annem beni aradı, kadın çok telaşlı. Dedim ki bizde kaldı, telefonunun şarjı bitti dedim. Şimdi duşta çıkınca arayacak dedim. Ara şu kadını be. Tamam, tamam, tamam. Hemen arayacağım zaten. Ne olmuş? Annem Zeyno'yu aramış. Zeyno bende kaldı demiş. O yüzden... Şimdi annemi arayacağım, Zeyno'da kalmış gibi davranacağım ha? Açılmış. Vallahi korkulur sizden ha. Şşş! Annemi arıyorum, sesini çıkartma. Ya niye susuyoruz ya? Ergen miyiz biz? Niye susuyorum ben? Sus diyorum ya, sus! Oldu olacak, Merve'lerdeyiz dedi. Ya sus, sus! Alo? Anne? Esra sen neredesin kızım? Niye haber vermiyorsun nerede olduğunu? Anneciğim ne haberi? Kızım sen iyi misin? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? Tövbe estağfurullah. Esra gece niye eve gelmedin annem? Alo? Anne, anne duyamıyorum seni. Anne sesim... Alo Esra. Anne sesim geliyor mu? Alo Es. Anne kapatıyorum, akşam konuşuruz. Ay çok hışırtı olmaya başladı. Ne bakıyorsun? Anneme yalan söyleyemiyorum ben. Kendimi çok kötü hissediyorum, dilim varmıyor. Ya ne kadar şanslı değil mi anne? Bana söylemediğin yalan kalmadı oysa. Ne yalan söylemişim ben sana ya? Hangi birinden başlayayım Esra? Ha? Mesela yemekte bilerek giymediğini söyledin, o kırmızı elbise. Yalan, düpedüz, kuyruklu. Sen de beni kıskanmadığını söylüyorsun, o da yalan. Ha sen kabul ediyorsun yani elbiseyi bilerek giydiğini. Sen kabul ediyorsun yani beni kıskandığını. Yok canım ben öyle bir şey söylemedim. Herhangi bir şey söylemene gerek yok zaten. Ben anlıyorum senin beni kıskandığını. Öyle mi? Öyle. Abi neredesin ya? Sen geç kaldın. Yenge, Esra, hanım, benim devrelerim yandı. Ben gideyim, kusura bakmayın. Musa dur. Görüşürüz abi. Ah, mahvolduk. Ben mahvoldum. Sen niye mahvolacaksın ki? Ben bittim. Bittim. Aa, ne yapacağız? Esra ya? Sakin. Nasıl sakin? Nasıl sakin olayım? Gidip sen yakalasana Musa'yı. Ağzını falan kapattı. Her şeyi, herkes anlatacak. Esra, öğrenecekler Musa, her şeyi. Biliyor. Nasıl biliyor? Anlattım. Sen herkese bizi mi anlatıyorsun, beni mi anlatıyorsun? Hayır, Musa benim en yakın arkadaşım yani. Her şeyimi bilir. Sen arkadaşlarına beni mi anlatıyorsun? Şeyi de anlattın mı mesela? Beni ne kadar kıskandığını, beni nasıl hala unutamadığını. Esra yeter. Yeter. Saçmalamayı kes. Ben seni istemedikçe sen benim burnumun dibinde bitiyorsun. İstemiyorum seni ya. Hayatımda da evimde de istemiyorum. Yeni kıyafet aldırdım sana. Onu giy. Sonra kimseye görünmeden çık git. Teşekkürler. Tamam. Çok düşüncelisin. Seni değil, kendimi düşünüyorum. Burada kaldığını kimsenin de anlamaması lazım. Ne kadar inkar etmeye çalışsan da, saklamaya çalışsan da sen kibar birisin, incesin. Bunu gizleyemiyorsun, yapma artık. Kimseye görünme Esra. Ay, çok güzelmiş. Her zaman bana yakışanı almayabilirdim. Düğün ve organizasyon şirketleri uygulamamıza katılmak için oldukça istekliler. Ama daha farklı bakış açıları ve daha farklı fikirler istiyorlar. O yüzden kanallarımızı daha çok açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bence kampanyamızı düğünün o bütün hayalleri gerçekleştirdiği büyülü an fikri üzerine kuralım. Sonuçta hiçbir masraftan kaçınılmamasına vurgu yapmamız lazım. Hem böylelikle uygulamamız da kazansın, katılan şirketler de.
Sonuçta evlilik insanın başına bir kez gelen bir şey. Yok, ben katılmıyorum bu fikre. Yani bence evliliği sadece bir kez yaşanan bir şey olarak konumlandırmamalıyız asla. Çünkü insanlar hata yapabilir. Yanlış seçimler yapabilir. Boşanırlar. Yeni bir insan bulurlar. Hani bence daha kucaklayıcı bir yerde durmamız lazım bizim. Sen ne düşünüyorsun Esra? Yani ben daha gerçekçi bir yerden bakıyorum meseleye. Evet, hayal kurmak, en iyisini istemek güzel ama... yani ekonomik koşullar, hayat mücadelesi düşünüldüğü zaman... evlilik mantıkla planlanması gereken bir şey bence. Biz de bu fikirlerle hareket edip herkese uygun paketler hazırlayabiliriz. Bence çok haklı. Çok yanlış. Kimse evliliğe ve o mutlu anlara böyle mantıkçı bir açıdan bakmaz, bakmak da istemez. Biz de kampanyamızı buna göre kuramayız, değil mi? Arkadaşlar, bizim hedef kitlemiz aşık olup o heyecanla karar veren çiftler olmalı. Aşkı tamamen pas geçen bu mantıkçı bakış açısı romantizmden uzak, son derece soğuk ve kuru. Evet, evet, ben Ozan Bey'e katılıyorum. Yani birazcık daha romantik bakalım bence olaya. Ben katılmıyorum. Gerçeklik neden soğuk ve kuru, ben anlamadım. Biz mesela Ayşem'le evlendiğimiz zaman... Aa, Esra, sen evli miydin? Yani evlilik ama sonra ayrıldık. Biz eşimle evlenmeye karar verdiğimiz zaman... düğün harcamalarını ayıracak bir bütçemiz yoktu. Böyle bir yere gelip balayı yapmayı, birkaç gün tatil yapmayı bile imkansız görürdük. Biz o bütçeyle gidip evimizin eşyalarını aldık. Siz istediğiniz kadar aşk deyin, siz istediğiniz kadar romantizm deyin, gerçeklik böyle bir şeydir. Söylediklerinizin bazılarına katılmakla birlikte aşkın ve romantizmin parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum Esra Hanım. Birbirine aşık iki insan her şeyi güzelleştirmenin bir yolunu bir şekilde bulur. Değil mi? Kesinlikle. İşte tam bu iki fikrin arasına yerleştirmemiz lazım kampanyamız. Hem ekonomik hem de romantik seçenekleri bir arada sunmalıyız kullanıcılara. Ya bıkmadı. Bıkmadı benim üstüme oynamaktan. Yetmedi, çektiğim bir de üstüne tüy dikiyor. Yok, çok soğuk ve kuru bakış açım varmış da romantizmden uzakmış da mışmış da mişmiş. Ya sanki ben dedim sana balayına gitmeyelim de eşya alalım diye. Ya sen bana istediğini söyleseydin ben ne yapar eder, bir yolunu bulur, götürürdüm seni o balayına. Aşıklar her şeyi güzelleştirmenin yolunu bulurmuş. Yahu bana bu kadar aşıktın. Ben çift var diye çalışırken senin aşkın neredeydi? Bizim rahat, güzel bir hayatımız olsun diye sabah akşam bilgisayar başındaydım ya ben. Ama yok, sabredemedi hanımefendi, zora gelemedi. Yok, ben bu lafları yiyip yutup oturmam. Ben giderim, hesabını sorarım. Senin benimle ne derdin var ha? Senin benimle ne derdin var? Asıl senin benimle ne derdin var Esra? Ha, ne herkes içinde laf mı sokuyorsun bana? Yok balayına gidememiş, yok bilmem ne. Sen her şeyin içinde buna mı takıldın şimdi? Ya, ya sen benden ne istiyorsun bir söylesene. Ben hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Hiçbir şey istemiyorum. Bu senin hiçbir şey istememiş halin mi? Esra buraya gel, Esra toplantıya gir. Esra mesaiye kalacaksın, raporlarımı tut. Ne oluyor ya, toplantıda bile bana laf soktun, imalı imalı şeyler söyledin. Ya oyun oynuyoruz, sımacı kafamı bastın, sonra beni bayılttın. Gayet de eğleniyor gibi duruyordun Marta Çınar'la, ha? Ne? Konunun Çınar'la şu anda ne alakası var? Nereden geldik Çınar'a? Sen söyle bana, ne alakası var Çınar'la? Bak, Ozan sana söyledim. Yine söylüyorum, Çınar benim arkadaşım diyorum. Çınar benim arkadaşım. Arkadaşın? Nasıl bir arkadaş o ya? Bir saniye bile dibinden ayrılmıyor. Mesaiye kalıyorsun, yemeğini getiriyor. Tamam, gözümle görmesem inanacağım ben senin söylediklerine Esra. Neydi o maçtaki halleriniz? Heh, gözümün önünde birbirinize kur yapmalar, flörtleşmeler, gülüşmeler. Sen baya baya kırıştırıyorsun o adamla. Sen var ya, çok kötü kalpli bir adam olmuşsun. Herkesi de kendin gibi görüyorsun, yazık. Bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Beni ne olur salın gideyim, beni salın ne olur gideyim ya. Ayrıca ben Ozan Bey'le ne alaka? Niye ben manken oldum? Bir sürü manken var bu işi yapacak. Onlar yapsınlar. Hem onlara gelinlik daha çok yakışır. Lütfen beni bırakın, gitmek istiyorum. Aa! Battı. Kusura bakmayın, özür dilerim.
Feraye Hanım, bırakın gideyim, bırakın gideyim lütfen. Ayrıca Ozan Bey'le ben hiç yakışmıyoruz. Gerçekten yakışmıyoruz. O ayrı dünya, ben ayrı dünyayım. Bir yan yana getirin beni. Onun yanına daha böyle suratsız, asık suratlı, böyle meymenetsiz biri lazım. Ben onun yanında böyle ışıl ışıl kalıyorum. Olmuyor. Başka birini getirin. Ay Esra, yeter. Yeter Esra. Sus artık. Sanki sana fikrini soran oldu burada. Sabahtan beri bır. Ay bir hayır işleyeceksin şurada. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Ayrıca Ozan Bey'le aynı şekilde yer alacaksın. Bunun için sıkılman değil, şeref duyman lazım. Yeter, tamam, ben çıkıyorum. Şeref duydum zaten. Şeref Ozan. Ne olacak şeref? Çınar. Abi Gaye giysin gelinliği. Ona da olur gelinlik. Burada mı Gaye? Gaye burada değil abi. Ya Simin? Simin de giyebilir. Simin'e de olur. Ha? Ozan şiştin. Yapma Allah aşkına. Ya çıkar, ben giyeyim damatlı. Ne yapayım şu an ya? Ya biliyorum sevmiyorsun Esra'yı da, 2 dakika dayanacaksınız. Kocaman insanlarsınız ya. 2 dakika. Ben size zamanımın kısıtlı olduğunu söyledim. Şu an yarım saat oldu bile. Mankeniniz nerede? Geliyor hazır. Merak etmeyin, geliyor. Hatta geldi bile. Teşekkür ederim. Abi bir bahane bul, damatla ben giyiyorum. Bu ne güzellik ya. İnsanın evlenesi geliyor. Hadi canım. Buyurun. Hayatımda gördüğüm en güzel gelin olmuşsun Esra. Ya teşekkür ederim. Okey, bence çekime başlayabiliriz. Herkes hazırsa lütfen yerlerimize. Haydi buyurun. Hadi arkadaşlar, toparlanalım hadi. Buyurun o zaman. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. Ozan Bey. Ozan Bey, siz de alalım böyle. Alo. Alo Çınar'cığım. Ne yaptınız, yerime birini buldunuz mu? Hallettik Çağla'cığım. Esra giyiyor gelinliği. Ne? Esra mı giydi? Ciddi misin? Çok ciddiyim. Ciddi düşünüyorum artık. O ne demek Çınar ya? Yani Esra'yı gelinliği görseydin ne demek istediğimi anlardın. Ya resmen komple kuruluyor bana şu anda burada. Evren bu kızla evlen diye zorluyor beni. Hı, anladım. Belki de ben bu şapşallığı yapmasaydım Ozan da aynı şeyi benim için düşünecekti. Sen Ozan'a bir şey söylemedin değil mi Çınar? Yok, hayır, üşüttün sanıyorum. Hadi hadi, kapatıyorum. Başlıyor çekim. Aferin Çağla ya. Şimdi Ozan'ın yanında sen olabilirdin. Evet, lütfen yaklaşalım biraz. Lütfen ama yaklaşalım. Ozan Bey lütfen biraz yaklaşın. Şu an aranızdan tren geçecek kadar mesafe var. Siz evlisiniz aslında. O yüzden biraz daha yaklaşın. Yani Ozan Bey lütfen yaklaşır mısınız biraz şöyle? Hanımefendi siz de şöyle. Hanımefendi mi? Benim adım hanımefendi mi? Benim adım ne? Esra. İki Ece, çok basit. Esra, kaç kere söyleyeceğim? Esra benim adım. Tamam, okey. Esra Hanım lütfen yaklaşın. Uzatmayalım bu konuyu. Kampanyanın yüzü olacak son insandım ben. Bakıyorum yanımdasın. Hala aynı şeyi düşünüyorum ama hayır işi yapıyorum şu anda ben. Hayır işi. Tabii canım. Yoksa nasıl kocasını terk edip giden bir kadın bu kampanyada yer alabilir zaten değil mi? Aynı şeyi kendine sor bence. Okey, birbirimize bakıyoruz şimdi. Lütfen. Birbirimize bakıyoruz. Gülümsüyoruz, samimiyiz. Evet. Birbirimize bakıyoruz. Senden çok nefret ediyorum. Yok canım. Benim senden ettiğim kadar değildir. Daha fazla. Birbirimize bakıyoruz. Bu şekilde olmaz bu arada. Yani bu çekimi bu şekilde götüremeyiz. Çok soğuksunuz şu an. Çok uzaksınız birbirinizden. Okey. Tamam. Kestik o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Kestik. Çekim bitmiştir. Tamam. Can Bey olmaz. Lütfen Çınar. Can Bey lütfen bir saniye durur musunuz? Ama Can Bey nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Toparlandık. Çekim bitti. Gidiyorum ben. Ama neden? Nasıl neden? Görmüyor musunuz olanları ya? Hayır ya, ikisi de birbirine boğacak gibi bakıyor. Feraye.
Ben iyi fotoğraf çekerim ama oraya oturup poz verip aşıkmışım gibi bakamam. Ben yurt dışında ve Türkiye'de sayılı mankenlerle çalıştım ama hiçbirisi bu çift kadar donuk ve bu kadar uyumsuz değildi. Bunlardan olmaz. Hiç uzatmayalım. Olmak zorunda, olmak zorunda. Yani bu çekim bugün bitmek zorunda. İnanın bizim başka bir alternatifimiz yok Can Bey. İkisi de sopa yutmuş gibi. Enerji yok, aura yok, ışık yok. Nasıl olacak bu iş? Pınar. Hocam, bir sakin ol. Hemen karar vermeyin. Ben bir konuşayım önce. Bakalım ne yapabiliyoruz. Halledeceğim ben. Halledip size çağırıyorum şimdi. Bekleyin, gitmeyin. Bekleyin, halleder o. İptal değil mi? Değil abi, iptal olabilir mi? İptal değil. Çekeceğiz bunu. Çekmek zorundayız, öyle düşün. Yani bu bir hayır işiymiş gibi yapalım ha. Hadi, lütfen. Bir kere gülümseyeceksiniz ya. Sıcak bir gülümseme. Ve bitecek. Hadi. İyi, tamam, ben yaparım. Süper, sağ ol Esra. Ben de. Bu kadar abi. Hadi. Can Bey, biz hazırız. Buyurun. Heh, buyurun, buyurun Can Bey. Buyurun, lütfen. Buyurun. Lütfen. 5 dakika. Lütfen. Buyurun Can Bey. Tamam mı? Devam ediyor muyuz? Evet. Ozan Bey. Buyurun, buyurun. İşimiz var. Lütfen yaklaşalım. Lütfen biraz daha yaklaşabilir misiniz? Lütfen Ozan Bey, Esra Hanım. Belinden tutar mısınız Esra Hanım'ı? Lütfen. Bakıyorum da hiçbir fırsatı kaçırmamışsın. Yok canım, fırsatını bulsam artık bana bakmadan kaçarım buradan. Sen CEO değil misin git o zaman? Öyle bir CEO değilim Esra Hanım. İnsanların yararına bir şey yapacaksın, senin fotoğraf bilecektir. Yalandan da olsa bana güzel bakmak zorunda kalacaksın artık. Yani zor olacak senin için ama. Biraz susmayı denersen ben de idare edebilirim belki. Alışık olmadığım bir şey değil sana güzel bakmak. Biraz daha, biraz daha, biraz daha yaklaşın lütfen. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet, evet, evet. Aşkla bakar mısınız birbirinize? Aşkla, aşkla, isteyerek, samimi. Evet, sanki gerçekten evlenmişsiniz gibi. Ben gözlerinizde şu an o ilk günkü heyecanı görmek istiyorum. Evet, şimdi birbirinize bakıyorsunuz, birbirinize bakıyorsunuz. Evet, gülümsüyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Çok güzel. Çekiyorum, birbirinize bakın, çekiyorum. Üzgün değil, üzgün değil. Ben birbirini çok seven ve birçok zorluktan sonra ancak evlenebilen bir çifti görmek istiyorum şu an. Siz bir sürü badireden sonra kavuşabildiniz. Siz birçok zorlukla bu yuvayı kurabildiniz. Belki bundan sonraki hayatınızda da birçok sorun yaşayacaksınız ama sizin o kadar büyük bir sevginiz var ki. Evet, mükemmel. Birkaç kare daha alacağım. Evet, son 2, 1. Çok teşekkür ederim. Çekim bitmiştir. Süper. Bravo. Elinize sağlık. Ozan Bey. Esra. Ozan Bey, Esra. Çekim bitti. Teşekkür ederiz. Oh be, kurtuldum bu işten. Nasıl ben kurtuldum? Sıkıntıdan patlayacaktım neredeyse. Feraye Hanım, bir saniye. Bu dosyalar Çağla Hanım'a verecekti de ben mi götüreyim yoksa siz mi verirsiniz? Çağla Hanım burada değil. Aa, nerede? Yani nerede derken ben bekleyeyim o zaman, gelince veririm. Yok tatlım, bugün gelmeyecek. Özel bir işi varmış. Sen Pınar'a söyle, o iletir Çağla Hanım'a, tamam? Tamam. Özel. Ozan Bey, öğleden sonra da bir toplantınız var, reklamcılar gelecek. Onu iptal edelim Pınar, ya da yarın alalım. Çünkü benim bugün özel bir işim var, ben de zaten birazdan çıkıyorum. Tamamdır. Demek özel bir iş ha? Ne tesadüf, şuna bak. Çınar, tut şunu. Bunları Pınar Hanım'a veriyorsun, tamam mı? Pınar Hanım'a veriyorsun. Eğer beni sorarsa hasta de. Ben hasta değilim. Abim hasta. Abisine gitmiş, abisi hastalanmış. Tamam, ben idare ederim de nereye? Görüşürüz. Amcacığım bak ne oldu, bak
şu öndeki arabayı sakın kaybetme, olur mu? Lütfen kaybetme. Olur da bak söyledim binerken. Aracı teslim etme vaktim yaklaşıyor. Tamam anladım, biliyorum teslim edeceğiz arabayı ama bu çok önemli. Hayat memat meselesi diyorum. Bak sakın kaybetme onu. Ah Ozan ah. Ben sizi bir yan yana yakalayayım var ya, bütün lafları tek tek sıralayacağım sana. Şu yaptıklarına bak. Bu takip ettiğimiz kocan mı kızım? Bir yanlışı mı oldu? Onunla yanlıştan bol ne var abi, ama bu sefer görecek birini. Ben bu sefer ona her şeyi söyleyeceğim. Görecek o. Ah Ozan ah, yaktın beni. Bak bak dönüyor dönüyor dönüyor. Yakala bak, kaybetme. Şuna bak, nerelere geldik ya? Kesin gizli aşk yuvalarına gidiyorlar, kesin. Çağla da onu orada bekliyordur. Var ya, bu sefer seni yaktım Ozan. Bu sefer seni yaktım. Kızım nerelere getirdin bizi ya? Patrona da söz verdim zamanında teslim edeceğime. Adamın da işi vardı bugün. Ya amcacığım ya, bundan daha önemli iş var mı şu anda? Yok, benim gururum mesele. Benim gururumdan önemli iş olamaz. Sen ne olur takip et, kaybetmiş o arabayı. Hey ya Rabbim. Ne yapıyor? Oradan dönüyor galiba. Bak bak şu araya girdi. Sen de burada bekle taksici amca, gözükmeyelim olur mu? Bak amcacığım. Bak sen şimdi beni 5 dakika bekle, ben hemen konuşup geliyorum, tamam mı? Hayda, bir de seni mi bekleyeceğim ben şimdi? Bak 5 dakikadan fazla beklemem, giderim, haberin olsun. Tamam tamam, bekleme git. Ben sadece o zaman söyleyeceklerimi özet geçerim, tamam sorun yok. 5 dakikaya geliyorum. 5 dakika. Bak ya, şu poşetlere bak. Ne kadar çok şey almış. Artık kaç gün kalacaklarsa burada. Oh vallahi, iştahsız Ozan'a bak sen. Almış da almış. Ya şuna bak, nasıl gülümsüyor konuşurken. Sen zaten herkese gülümse, bana görünce böyle koca koca laflar. Ya tamam ya, geliyorum. Uf. Göremiyorum ki Çağla'yı. Şu Çağla'yı bir görsem, böyle çat çat bütün lafları bir söylesem rahatlayacağım. Kime gülüyor ya? Hiçbir şey. Ah! Taksi! Taksi dur, gitme taksi! Taksi! Ya nereye gidiyorsun beni bırakıp? Aa, gitti. Hey, paramı vermedim taksi. Ayıp oldu. Ay ne yapacağım şimdi ben? Aa, ya kaldım ya burada. Esra! Efendim Ozan? Ne yapıyorsun burada? Yürüyorum. Burası benim yürüyüş rotam. Ben de yürüyüşe çıktım. Şey yürüyorum. Sen buraya kadar beni takip mi ettin? Ay yok artık ya. Sapık mıyım ben? Seni niye takip edeyim? Bilmiyorum. Esra bilemiyorum artık. Ben anlam veremiyorum senin yaptıklarına. Anlam veremeyecek bir şey yok. Yürüyüşümü yaptım. Oksijenimi aldım. Her şey tamam. Tam basıp gidecektim ki taksici su koyuverdi. Ben de burada böyle kaldım işte. Sen çok değişik bir insansın Esra. Çok. Ya sensin değişik ya. Ne değişikliğimi gördün benim? Allah Allah. Ayrıca sen ne yapıyorsun burada? Ya sana ne? Sana ne? Ne yapıyorsam yapıyorum burada. Sana ne? Evet, bana ne zaten? Bana ne tabii? Sen git içeridekiyle iyi eğlenceler, ne yapıyorsan yap. Bana ne? Ne içersin? Ne kimin? Ne diyorsun Esra? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen anlamazsın zaten. İşine gelmediği zaman hiçbir şey anlamazsın Ozan. Bize geldiği zaman şirket kuralları, etik değerler falan, ama onlar hiç sana işlemiyor. Sen de maşallah kafana göre takıl. Biz de aptal değiliz herhalde. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sen git içeri şimdi, eğleniyor musun? Ne yapıyorsun? Yap. İyi eğlenceler. Hadi. Ne eğlencesi? Ne içeri? Ne git? Ne diyorsun Esra sen ya? Kiminle eğleneceğim ben? Sen kimden bahsettin biliyorsun. Hiç söyletme bana. Ağzımı açtırma. Allah Allah. Yürüyüşümü yapmışım. Oksijenimi almışım. Her şey yolunda. Git içeri. Ne oluyor yahu? Kim geldi? Aa, o değilmiş. Ozan. Bak bakalım kimmiş. Kim bu hanımefendi? Tanıştırayım. Esra. Esra mı? Nihayet şu meşhur Esra ile tanışabildik. Merhaba. Merhaba. Tarık Hoca, üniversiteden hocam. Artık kendisi burada yaşıyor. Aa Tarık Hocam. Yani Tarık Hocam. Hocam sizi çok anlatıyordu şey. Ozan bana önceden anlatıyordu geçmiş zamanda. Neyse size afiyet olsun, ben gidiyorum. Esra.
Hocam ben Esra'yı bir arabayla taksi durağına kadar bırakıp geleyim çünkü buradan taksi falan geçmez. Bir dakika, bir dakika. Durun ya. Nereye götürüyorsun? Kerata dur. Kız daha yeni geldi, öyle değil mi? Esra'cığım, sen şöyle güzel bir salata yapabilirsin değil mi? Ha? Aa, anne. Sen ne yapıyorsun? Burada gitmedin mi hala? Yok, öyle bir yukarı çıkmak istemedi canım. Hava alayım biraz dedim. Aa. Hala sabahki mesele mi? Yok yok, boş ver sen beni. Asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti günün? Yani aynı işte. Senin gözlerin bir üzgün, bir endişeli bakıyor. Ben tanırım kızımı. Ne oldu? Yani yok bir şey. Öyle yoruldum herhalde. Anne sen de babamla konuşsana ya, bu kadar dert ediyorsan. Olsun bitsin. Boş ver sen onları. Esra sen vallahi doğrusunu yapıyorsun kızım. O aşk meşk hikayeleri yalan yalan, biz kendimizi kandırıyoruz. Sen hep mantığını kullan. Akıllı davran hep. Akıllı davran da kimse üzemesin seni, olur mu? Ben toplayayım şuraları ya. Aşık olmadım dememe bu kadar takıldın ki. Herkesin dilinde aşk da aşk, aşk da aşk. Aşk ne ki? Aşık olsaydım bilirdim. İnsanın aşık olup bunu anlamamasına imkan yoktur. Aşıksan canın yanar. Onu hep yanında istersin. Kolay gelsin. Ben Ozan Bey'le görüşecektim ama ben bir sorayım, kendisine müsait mi? Efendim Pınar. Ozan Bey, Esra Hanım geldi, sizinle görüşmek istiyor. Gelsin gelsin, müsaitim. Tamam, yolluyorum. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkürler. Gel. Gel Esra. Hayret. Dün bütün gün kaçtın benden. Ben de herhalde Esra'nın yeni olayı bu derken şimdi kendin geliyorsun. Peki. Buyurun. Oturun. Esra Hanım, şeref verdiniz. Yok, oturmayacağım. Ben düşündüm de sen haklıydın. Hangi konuda? Burada çalışmam hataydı. Bir arada olmamız da hepsi hataydı. Bir dakika. Bir dakika, ne diyorsun Esra, ben anlamıyorum. Ben bir şey mi kaçırdım arada? İşe ihtiyacı olduğunu söyleyen sendin, burada kalmak için inat eden sendin. Esra, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ben hata yaptım. Yanlış bu. Nedir yanlış olan tam olarak? Biz, bu durum, sürekli bir arada olmamız. Bizim hikayemiz çoktan bitti Ozan. Artık sadece zarar veriyoruz birbirimize. Şimdi mi anladın bunu Esra? Tam da her şey biraz olsun iyiye giderken. Hı? Ben ikimiz için de doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Ben işten ayrılıyorum Ozan. Hoşça kal. Abi, komiteyle konuştum. Daha fazla bekleyemiyorlar. Ya Esra da gelmeyecek gibi. Acaba sen mi alsın ödülü? Bekletebildiğin kadar beklet Musa. Esra gelecek, biliyorum. Abi, gerçekten geldi. Esra'nın yanındaki kız kim? Şu çocukluk arkadaşım Musa'cığım. Hadi ya.
Benimle de arkadaş olur mu acaba? İyi akşamlar. Bizi şoför almaya geldi tabii ama ben ona kısa yol tarif ettim. Ama o yol kısa değilmiş, tıkalıymış, trafik varmış. Biz de bu yüzden birazcık geciktik. Kusura bakmayın. Önemli değil. Tören başlamadı zaten hala. Geldin ya. Önemli olan bu. Biz tanışamadık. Hoş geldin Musa ben. Zeyno. Memnun oldum. Memnun oldum. Tüm konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum. Muhteşem bir İstanbul gecesinde yine bir ödül töreninde birlikteyiz. 5. Website Dijital Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Ve hemen ödül törenine geçiyoruz. İlk ödülümüz Dijital Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü olacak. Şimdi alkışlarınızla ödül sahiplerini açıklayacağım. Ve ödül almayı hak kazananlar Millennium Soft Holding'den Esra Erten ve Ozan Korkalı. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yüz çifte hediye düğün kampanyasıyla birçok çiftin yüzünü güldüren proje bu yılki ödülün de sahibi oldu. Tebrikler Esra Hanım. Çok teşekkür ederim. Ozan Bey tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrikler. Sizden kısa bir konuşma alabilir miyiz? Tabii. Esra. Heyecanlanma yaparsın sen. Hadi. Herkese iyi akşamlar. Ben hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışması gereken, mücadele etmesi gereken o insanların yaşadığı küçük bir mahallede büyüdüm. Bu yüzden biliyorum. Hayat masallardaki gibi değil. Gerçek hayat zorluklarla dolu. Hele de evlenmeye karar veren o genç çiftler için. Biz de bu proje sayesinde hayallerine kavuşmak isteyen o genç çiftlere güzel bir başlangıç fırsatı vermek istedik. Herkes kendi masalının sonunu kendi yazar. Umarım herkesin masalının sonu mutlu biter. Teşekkürler, iyi akşamlar. Gurur duyuyorum seni. İyi, sana ne haber? İyi. Bizim evdeki emek mevzusunu konuşacağız seninle. Kim gönderdi seni acaba oraya? Kimse göndermedi. Bizatihi ben kendi isteğimle geldim. Ben şuraya geçeyim. Şuraya geçeyim. Buranın manzarası daha iyi çıktı. Tabii. Ya, arkadaşım ödül aldı. İsmim Yazıyor. Merhaba. Sizden birkaç kare fotoğraf alabilir miyim web sitesi için? Tabii. Oldu o zaman. Olmaz. Olmaz. Ha. Fotoğrafı olur ama arkadaşım da olur. Çünkü arkadaşım hem geçmişimi biliyor, her şeyi bildiği için onun da fotoğrafta olması gerekiyor. Biz hazırız. Hanımefendi, yalnız sadece ödül sahiplerini çekmem gerekiyor. Arkadaşı dışarı alma şansım var mı? Esra. Ödülüm yok. Ödülüm yok, ben gideyim. Sen, ben gideyim artık. Tamam. Biraz yakınlaşabilir misiniz? Olur. Tabii. Biraz daha yakınlaşabilir misiniz lütfen? Yani yaklaştık ya, daha ne kadar yaklaşalım? Tabii. Ya ben o filme bayılıyorum. Asıl filmin şefhanesi var. Aşkım bir dakika. Tekneden çekilen. Ya değil mi? Evet, çok iyi sahne ya. Ya bir tek ben seviyorum o sahneyi. Hayır canım, saçma bir şey. Ya çok iyi. Sevin beni, sevin. Esra'm tebrik ederim. Bu sizin çok hak ettiğiniz bir ödüldü. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Fotoğraflardaki zarafetiniz karşılıksız kalamazdı. Tebrikler. Yani çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yeni projemizi de uygulamanızla birlikte yürütmek istiyoruz. Tabii ki siz olmadan olmaz. Hatta bence Ozan Bey uygun görürse projemizin başında sizin olmanızı arzu ederiz. Ama ben şu an... Hiçbir sakıncası yok. Aksine çok iyi olur.
Hatta şöyle yapalım, siz bir ara şirkete gelin, orada detaylıca konuşuruz. Ha? Ne dersin Esra? Tabii, olur. Anlaştık o zaman. En yakın zamanda uğrayacağız. Tekrar tebrikler. İyi akşamlar. İzninizle. Ya kızım, inanamıyorum ya. Bir dur, bir sus. Zeyno, Ozan sen ne yapıyorsun? Niye benim tutamayacağım sözler veriyorsun? Tutamayacağını kim söyledi? Aa, Çağla Hanım da geldi. Çağla! Zeyno! Ozan! Uzaktan eğil! Tamam, Musa siz şöyle arka taraftan doğru geçin. Ne ki? Musa! Tamam da geliyor. Selam. Merhaba. İşlerim erken bitti, sizi görmeye geleyim dedim. Esra'cığım tebrik ederim. Aynı zamanda seni gördüğüme çok sevindim. Musa bir an seni ikna edip de buraya getiremeyecek diye çok endişelenmiştim açıkçası. Ya teşekkür ederim Çağla Hanım. Yani gerçekten Musa beni yani ikna etmeseydi ben bu gece buraya gelmezdim. Ya. Bu arada işten ayrılmana da çok üzüldüm. Biz seninle çalışmaktan çok mutluyduk. Senin de öyle olduğunu düşünüyordum. Sakıncası yoksa işten neden ayrıldığını öğrenebilir miyim? Yani özel bir mesele Çağla Hanım. Ama ben de sizinle çalışmaktan çok mutluyum. Yani şirkette hiçbir alakası yok. Teşekkür ederiz. Yani umarım o mesele her neyse bir an önce çözersin de şirkete geri dönersin. Çünkü bu şirketin kapıları sana her zaman açık değil mi Ozan? Öyle tabii. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aa. Ozan, Musa'nın yanındaki kim? Bana bir yerden tanıdık geliyor. Bilmem, organizasyon şirketindekilerinden biridir herhalde. Gel biz sana içecek bir şeyler alalım mı? Ne dersin? Tamam. Hadi. Hala taksiye iner giderim diyor. Esra görmüyor musun? Deli gibi yağmur yağıyor. Ben bırakır mısın? Ya gerçekten gerek yok. Şuradan bir taksi geçer zaten. Esra. Çınar arıyor. Ozan bir ses çıkarma sus. Olur. Ozan ne yapıyorsun ya? Parçaladın telefonumu. Ya Ozan ya kırılmış işte ne yapıyorsun? Delirdin mi? Delirdim. Evet Esra, delirdim. Delirttin beni. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne söylemem istiyorsun? Evet. Deli gibi kıskanıyorum seni. Bunu mu duymak istiyorsun? Evet, bütün bunlar, bütün bu şirket senin için yapıldı. Belki bir gün gelir de beni görürsün diye. Hani bunu ben güzel şeyleri istiyorsun? Hak etmiyordum? Hani unutmuştun beni? Hani sevmiyordun beni? Hani istemiyordun artık? Ne oldu? Ne değişti? Esra, ben seni unutmadım. Tamam mı? Ben sana deli gibi aşıktım. Sen beni bırakıp gittin. Ben aylarca bir sebep aradım buna. Ben hepsini suçladım Esra. Unutamadım seni. Ama artık hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hepsi geride kaldı. Benim tek istediğim sensin. Biliyorum sen de beni istiyorsun. Ozan sus. Esra inkar etme. Biliyorum sen de beni istiyorsun. Sen de benim sana baktığım gibi bakıyorsun bana Esra. Sen de aşık oldun. Hayır, ben gitmek istiyorum. Esra! Bu sefer gitme. Gitme. Ben gideyim. Olmaz. Gidemezsin. Bırakmam seni artık. Yok. Eve gideyim. Gidemezsin Esra. Şu halimize bak. Sırılsıklam olduk. Gel yukarı çıkalım. Kurtulalım seni. Hasta olma. Öyle mi diyorsun? Hadi. Thank you.
Sağ ol. Kurutma makinesi... Biliyorsun zaten. Bende. Ben o zaman kullanayım. Saçlarım kurudu. Kıyafetim de kurudu. Burada da ikinci kez elbisem ıslanıyor. Bir anda da nasıl yağmur yağdı değil mi Ozan? Yağmurlar yağdı, şimşekler çaktı ama bitti. Yaz yağmuruydu herhalde, öyle geldi geçti. Esra. Hiç anlamadık. Efendim Ozan? Çay yaptım ikimize. Sıcak bir şey içmek iyi gelir. Yok, ben içmeyeyim, gideyim ben. Annem de babam ne yaptılar hiç bilmiyorum. Arasalar beni ulaşamazlar. Sen böyle telefonu kırdın attın ya, telefon kırıldı. Hayır, gitme. Sorun diye söylemiyorum. Gitme. Burada kal. Ay yok. Ben gitsem mi yani? Gerçekten gideyim ben. Esra, biz böyle hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Ha? Biz az önce bir şey yaşadık, farkında mısın sen? Farkındayım. Farkındayım. Çok mutluyum da. Heyecanlıyım azıcık. Benim için bayağı ani oldu. Birazcık düşünsem. Düşünecek bir şey yok. Her şey ortada işte. Yok. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ozan. Biraz çekiliyorum. Ben gitsem, bu gece düşünsem... ...yarın görüşsek olur mu? Nasıl istersen. Bekledim. Bir gece daha beklerim seni. Bir gece ya. Ne? Musa bir gece dedi. Yani bir gece dediğine göre durum çok da vahim olamaz değil mi? Yani. Ya haklı tabii kız, haklı. Sonuçta onun da zamana ihtiyacı var. Her şey çok ani oldu. Haklı. Ya evet. Zaten kötü bir durum olsa çağat diye suratına söyler. Değil mi? Evet. Ya Esra yani bu sonuçta. Musa, ben kaç kere dedim sana şuna Esra deme diye? Anlamadım. Yenge diyeceksin. Musa, yenge. Yavaş. Yavaş geldik. Tamam. Of, Ozan dur, hızlı da şey yapma. Yavaş, neden tamam geldik zaten, geldik yavaş. Gel, gel tamam. Tamam. Hızlı şimdi... hızlı yapma. Yok, başım dönüyor. Geldik bile. Geldik. Ah Esra, dedim sen içme o kadar değil. Tamam, dur. 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 Gel. Başım. Yavaş, 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 yavaş. Ozan, neden yaptın bunu bana? Esra, yapma. Ne yapmışsın sen? İnsan böyle bir kötülük neden yapar birine? Neden yaptın bunu bana? Ben mi kötüyüm Esra? Hı? Ben mi? Onca zaman acı çektim ben, seni unutmaya çalıştım. Ben mi kötüyüm? Beni tekrar aşık etmek için girmedin mi şirkete? O kokuyu sürmedin mi? O elbiseyi giymedin mi? Canımı yakmak istemedin mi? Şimdi karşıma geçmiş hiçbir suçum yokmuş gibi davranma. O zaman beni yine sev istedim.
Beni yeniden sev istedim. Hala istiyorum. Esra. Ozan çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen dinlen. Ben gideyim. Bak yani yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun falan diyeceksen sus. Bak dinlemeye halim yok gerçekten. Yok, ben çok güzel olmuşsun diyecek. Gerçekten. Gerçekten. Çok güzel olmuşsun. Ayrıca sen madem Ozan'la mutlusun, onunla olmak istiyorsun. Yani benim ona güvenmeyi denemekten başka çarem yok. Umarım sonsuza kadar mutlu olursun. Sahiden öyle mi düşünüyorsun? Tabii ki böyle düşünüyorum. Bak benim için senden daha değerli hiç kimse ve hiçbir şey yok. Canım kardeşim. Şimdi bugün aldım en güzel hediye bu oldu. Dur ya, makyajımı bozacaksın. Tam sarılmıyorum ya. Güzelmişim gerçekten. Çok güzelmişsin. Ya çok heyecanlı ya. Baba, ağlayacak mısın yoksa? Baba bak sakın ağlayayım falan deme. Eğer makyajın bozulur, rimelim akarsa bu da kriz çıkar. Tamam, tamam, tamam. Gel bir sarılayım sana gel. Ya bensiz mutlu aile tablosu mu olur ya? Gel, sen de gel oğlum. Kıskandı görevimizi. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Beklediğim misafirin geldi mi? Kimseyi beklemiyorum ki Çağla. Öyle bakıyorum sadece. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Çünkü ben heyecandan ölmek üzereyim. Keşke senin gibi olabilsin. Çağla Hanım, müsait misiniz? Ha, tabii, buyurun. Sonra ötüşler için sizi alabiliriz. Tamam, geliyorum. Hemen geleceğim. Tamam. Ay, bana yardım eder misin? Tabii, ben yardım ederim. Teşekkür ederim. Var senin burada. Ozan, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyleme bana bir şey Zeynep. Tamam git. Ozan, Esra ayrılırken sana biraz kızdım. Bana Esra falan deme Zeynep. Tamam, görmüyor musun? Evleniyorum. Ozan, Esra'nın haklı bir sebebi vardı. Artık bunu öğrenmen lazım. Çok teşekkürler. Çekil. Oldu abi. Çekil Musa, soru sorma. Abi nereye? Soru sorma. Abi nasıl soru sormayayım? Nikah başlayacak birazdan ya. Ne oldu, ben hiçbir şey anlamadım. Anahtarı aldı, bastı gitti. Esra belki benimle bir daha asla konuşmayacak. Ama benim içim rahat. Bunu yapmam lazımdı.
Afiyet olsun. Buyurun. Esra nerede? Ya ne Esra'sı abicim? Hala sen Esra'yı mı soruyorsun ya? Yok Esra'sı. Ekrem bu çok önemli. Esra nerede? Bilmiyorum abicim. Sahile ineceğim dedi gitti. Adama bak ya. Üstünde damatlık var. Hala Esra'yı soruyor ya. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin gibi genç ve yetenekli biriyle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Gidiyorum, ne yapacağım? Esra oturur musun, konuşacağız. Buraya bu yüzden geldin değil mi? Evet. Sana inanamıyorum Ozan, gerçekten. Esra bekler misin? Ben bırakacağım seni. İstemiyorum diyorum ya, bela mısın? Ben arabamı alabilirim. Esra! Esra! Esra gel seni bırakayım arabayla oturup konuşalım. Esra! Esra! Ozan defol git başımdan diyorum ya, istemiyorum. Bizim Çağla ile aramızda hiçbir şey yok. Bu evlilik gerçek bir evlilik değil. Bir söz vermiştim, çıkıp imza attım o kadar. Başka da bir şey yok. Ya sen neden bahsediyorsun? Çağla ile Bolay'ına gittiniz siz. Mutlu mesut döndünüz oradan. Parmağınızla yüzükleriniz var sizin. Hepsi göstermelik. Çağla zor durumda kalmasın diye oynanan bir oyun sadece. Ya sen neden bahsediyorsun be? Böyle bir oyun mu olur? Sen Çağla'yla aynı evde kalmıyor musun? Aynı yatağa girmiyor musun onunla? Girmiyorum. Esra bizim Çağla'yla aramızda hiçbir şey olmadı, olamaz. Ben hep seni sevdim. Bundan sonra da sadece seni seveceğim. Benim kalbimde senden başkasına yer yok. Ne oldu Ozan? Ne değişti? Hani nefret ediyordun benden? Hani intikam almak için de her şey, hani korkunç biriydim ben, ne oldu? Benim yaşadıklarımı öğrenince acıdı mı bana? Ben senin sevgini de, senin merhametini de, senin şefkatini de istemiyorum, duydun mu? Senin hiçbir şeyini istemiyorum artık. Bunun merhametle bir ilgisi yok. Görmüyor musun halimi? Aşığım sana Esra, görmüyor musun? Sen acını yaşarken senin yanında olmayı çok isterdim. Ama sen beni kör bir kuyuya atıp çekip gittin. Ben aylarca o kör kuyuda bir ışık bulabilmek için çırpındım ya. Bir neden aradım, beni bir sürü cevapsız soruyla bırakıp gittin. Ben daha yeni anlıyorum senin neden gittiğini. Neden sana güvenemediğimi. Evet geç kaldım. Evet hayvan herifin tekiyim, evet. Ama bırak hatamı telafi edeyim, ne olur. Ne olur, senden bu şansı istiyorum, tek istediğim. Ya sen benden ne istiyorsun? Sen bunları anlattın diye ben tamam o zaman deyip senin kollarına mı atılıyorum? Evli bir adamın sevgilisi mi olayım ben? Sen benden ne istiyorsun? Bekle. Bırak her şeyi yoluna koyayım, beni beklemeni istiyorum o kadar. Sen Çağla'yla evlendiğin gün değil. Duyduğun şeyleri yarım yamalak anlayıp ona evlenme teklif ettiğin gün bitti her şey. Anladın mı beni? Bitti, bitmedi. Bitmedi Esra. Esra bana hala aşıksın biliyorum. Ve beni bekleyeceksin bunu da biliyorum. Öyle mi diyorsun? Öyle. Onu göreceğiz. Takar mısınız lütfen? Hanımefendi, kemerinizi takar mısınız lütfen? Tabii ki.
Şey, bir şey soracağım. Uçak ne zaman kalkacak acaba? Şu an kalkış için hazırlanıyoruz. Nasıl ya? Ben o zaman inebilir miyim? Arkadaşımın bir sonraki uçakta gelsin. İnmeniz çok uzun bir prosedür gerektiriyor. Yani buradaki yüzlerce yolcunun geç kalmasına sebep olursunuz. Tamam o zaman. İyi yolculuklar. Başlar neredesin ya? Vallahi Antalya bu mevsimde çok güzel olur. Çok eğleneceğiz. Ozan ne yapıyorsun sen burada? Senin burada ne işin var? Antalya'ya gidiyorum. Ne demek Antalya'ya gidiyorum? Burası Çınar'ın yeri. Çınar gelecek. Çınar aldı bu koltuğu. Yo, benim yerim bak. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Ben yerimi değiştirebilir miyim acaba? Maalesef hanımefendi. Bütün koltuklar dolu. Nasıl dolu? Hepsi dolu mu? Tamam. Kalkmadan önce bir şeyler içmek ister misin? Ozan şimdi? Sus. Antalya'ya inene kadar senin sesini duymak istemiyorum. Çınar nerede ya? Bir sonraki uçakla gelse bari. Yoğun yükseklikteki hava şartları nedeniyle yerlerinize geri dönüp kemerlerinizi sıkıça bağlamanızı ve kemeri kas ışıkları yandığı sürece bağlı bulundurmanızı rica ederiz. Ne oluyor ya? Ne hava şartı? Allah Allah. Şşş, korkma tamam. Bir şey olmaz. Ha, istersen elimi tutabilirsin tabii. İstersen. Senin elini tutacağım, ölürüm daha iyi. Tövbe tövbe. Peki. Ne, ne bakıyorsun ya? Ha? Bunu da sen ayarlamışsındır. Ne yaptın? Gittin pilotla mı konuştun? Yok. Hı. Ama iyi fikirmiş. Bak aklıma gelmedi. Ozan, bu uçak elbette inecek. O zaman ne yapacaksın? Vallahi biraz dolaşırız diye düşünüyorum. Bunu rüyanda görürsün sen. Çok tatlısınız. Olurum canım, o sizin tatlınız. Yine çok güzel, çok şıksınız Şahlı Hanım. Teşekkür ederim. O zaman biz babamın yanına bir uğrayalım. Görüşürüz sonra. Tamam, geliriz. Aa, selam. Ay ne güzel olmuşsunuz hepiniz. Esra kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Arif Bey, siz de hoş geldiniz. Bu Hayte bugün seni alacağım diye beni evde bıraktı. Ya. Değerini bil. Nasılsın kızım? Ben çok iyiyim, çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Başarılarını duyuyorum. Aferin. Sen de benim gibi sıfırdan çıkıyorsun basamakları. Emin, temkinli adımlarla gidiyorsun. Helal olsun. Çok teşekkür ederim Arif Bey. Yani bunları sizden duymak gerçekten beni çok mutlu etti. Yani işte elimden geleni yapıyorum diye. Ekip olmak böyle bir şey değil mi Çınar Bey? Hmm. Aynen öyle babacığım. Aa! Burada! Zeyno, benim mahalleden arkadaşım. Ya, kusura bakmayın, yanına gidip merhaba diyebilir miyim? Tabii tabii, keyfinize bakın. Teşekkürler, afiyet olsun. İyi eğlenceler baba. Oy, oy, oy Zeyno! Kız! Şöyle dur bakayım, sen ne güzel olmuşsun. Aa, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa,
Siz tabii benden birbirinizi çok dinlediniz ama tanışma fırsatınız olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Çınar Zeyno, Zeyno Çınar. Çok memnunum. Ben de çok memnunum. Musa, ne haber? İyi, senden ne haber? Kaptın güzel kızı. Evden almaya gitmişsin. Gözüme girdin, aferin. Zeyno, şu an senden ben. Bu partideyiz. Ozan, sen ne diyorsun mekan hakkında? Ay, DJ'yi de Berlin'den getirdim Şerif. Çınar, sen böyle esprileri nereden buluyorsun? Hadi o zaman. Ozan Bey, konuşma! Ozan Bey, konuşma! Ozan Bey, konuşma! Ozan Bey, konuşma! Arkadaşlar, eğleniyoruz ya, ne konuşması? Ama Ozan Bey. Ozan Bey, lütfen ama kırmayın bizi. Hadi buyurun. Hadi lütfen Ozan Bey, lütfen. Hadi Ozan Bey. Hayır, hayır, hayır. Tamam, siz istediniz ama. Herkese iyi akşamlar. Bu konuşmayı ısrar üzerine yapıyorum. Merak etmeyin, kısa keseceğim. Yakındakiler uygulamamız tam 3 dalda ödül aldı. Bravo! Bu şirketin ilk kurulduğu zamanları hatırlıyorum da. O zor zamanlarda yanımda olan insanlara yeterince teşekkür edemediğimi fark ettim yıllar geçtikçe. Esra'dan bahsediyor. Bu da bir fırsat olsun. Geç de olsa teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni bir dakika bile yalnız bırakmadınız. Biz kocaman bir aile olduk ve çok büyük işleri imza attık. Eminim bundan sonra da çok güzel ve çok büyük işleri imza atacağız. Sözümü tutup lafı kısa kesiyorum. Herkes iyi eğlenceler. Bunlar ben hiç anlamadım yani. Ozan tam boşanmak üzereydi. Tanık olarak da beni yazmış mahkemeye. Ne diyorsun ya? Evet. Ya Esra'ya da bir şey oldu ama çözemiyorum. Vallahi ne olduysa geçen gece oldu Ozan. Yani Esra beni aradığında böyle sesi berbat geliyordu. İşte sevdiğinin iyiliği için ondan vazgeçer misin falan gibi bir şey dedi. Ne? Sonra da gitti, attı bütün köprüleri. E tamam, sonra hiç konuşmadınız mı? Yani sormadın mı niye böyle söyledin diye? Ozan, sordum tabii ki. Sormaz olur muyum? Tamam. Anlatmıyor. Böyle olması gerekiyordu Zeyno deyip kesip atıyor işte. Ama ben arkadaşımı biliyorum. Bir şey var. Yani ne bilmiyorum ama bir şey var. Zeynep. Zeynep. Benim Esra'yı görmem lazım. O zaman olmaz, olmaz. Ya Menekşe teyze bin kere tembih etti bana. Zaten çok üzüldüler. Esra da üzgün. Zeynep. Onun iyi olduğunu kendi gözlerimle görmeden hiçbir yere gitmem. Zeynep. İyi geç. Esra. Esra, iyi misin? Acıyor mu canın? İyiyim. İyiyim. Ben iyiyim. Korkmana gerek yok. Nasıl korkmam Esra? Seni öyle görünce aklım çıkıyordu. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Gerçekten iyiyim Ozan. Endişelenme. Tamam. Esra, ne oldu evde? Zeynep'e beni arayacağını söylemişsin, beni de aramadın. Ne oldu? Yani arayacaktım evet, konuşmak istedim seninle ama sonra düştüm. Ne konuşacaktım ben Esra? Neden geldin o eve? Sana son kez veda etmek istedim.
Ne vedası Esra? Biz vedalaştık zaten. Esra ne oluyor? Bak bir şey oluyor. Doğru düzgün anlat artık bana. Ne olur ne oluyor Esra? Ozan, bir şey olduğu yok. İnanmıyorsun bir türlü. Sürekli sorguluyordun. Ben de son kez konuşup seni inandırmak istedim. İkna etmek istedim. Bu yüzden geldin yani. Bu yüzden geldim. Soğan görmüyor musun halimi? Bak ne hale geldim. Artık zarar veriyoruz birbirimize. Esra böyle olmak zorunda değil. Ozan. Böyle olmak zorunda. Ben artık başkasını seviyorum. Sen de bırak peşimi. Görüşte bilemedim. Sonrasında güzelleştim. Hepsi bu. Ben Çınar'a karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Ben seni sevmiyorum Ozan. Bitti. Ozan! 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 Ozan ne oldu burada? Buranın hali ne? Elin kanıyor. Hastaneye gidelim mi? İyi misin? Eline ne oldu? Hissetmiyorum bile. Ozan niye kendine bunu yapıyorsun? Neden bize bunu yapıyorsun? Sen çok kıymetlisin. Hiç kimsenin hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme. Kıymetini bil ne olur. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. O zaman ben seni her şeyden, kendimden bile çok seviyorum. Alo Zeyno. Zeyno ben kararımı verdim. Ne olursa olsun gidip konuşacağım Ozan'la.
Anlatacağım her şeyi ya. Annemlere de sonra açıklarım durumu. Onlar anlarlar beni. Anlayacaklardır yani. Sonuçta tanıdığım en aşık çift onlar. Başka anlarlar. Anlarlar. Gerçekten çok güzel söylüyorlar. Seveceğini biliyordum. Sen ne ara beni bu kadar tanıdın? Aslında en sevdiğin şarkıyı da biliyorum. Ya. Her gün bir şey daha biter. Giderek acı vermez biten şeyler. Kayıtsız bir raz oluş başlar. Ne yapıyormuş yine Nizel Karım? Bulaşıkları yıkıyordum. Sen ne yapıyorsun? Mesela bizim şarkımız çalıyor. Evet. Bırak, bırak, bırak. Ay, olmaz. Bırak durur, sen, Ozan, bir şey durur. Olmaz. Bırak sen bulaşıkları. Ya, gel, gel, gel. Bir şey olmaz. Temizleriz. Gel, gel, gel. Çağla, dans edelim mi? Olur. Giden gitsin sen şarkılar söyle içimde. Aldırma deli gönlüm. Giden gitsin sen şarkılar söyle içimde. Boş ver aldırma deli gönlüm. Giden gitsin sen şarkılar söyle içimde. Ben bir lavaboya gidiyorum. Salak Esra. Salak. Unutardım.
Umut. Göz yaşı dökmek yok. Hiç değmez. Söz verdin, ne yapacaksın? Hayırlı olsun, çok yakışıyorsunuz. Sağ ol. Yalnız dikkat et, çapkın adamdır. Üzmesin seni. Öyle mi? Hı hı. Vallahi benim gördüğüm tek bir şey var. O da Çınar'ın gözünün benden başka hiç kimseyi görmediği. Yani sen bizi dert etme. Sen yine de çok güvenme derim. Tabii sen herkesi kendin gibi sandığın için. Biz Çınar'la çok mutlu olacağız. Ve sen yanında Çağla'yla bunu izleyeceksin. Bu ceza yeter sana. Ha, beni cezalandırmak için yapıyorsun. Hayır. Ben Çınar'a bütün samimiyetimle gittim. Onu böyle bir şey için asla kullanma. Olmayacak Esra. Asla benimle olduğun gibi olmayacak. Mutlu olamayacaksın ondan. Olacağım. Hatta daha da mutlu olacağım. Çınar beni üzmüyor, yıpratmıyor, kalbimi kırmıyor. Evet, senin olduğu gibi olmayacak. Çünkü mutlu olacağım. Gördüm sizi. Dışarıdan iki arkadaş gibi duruyorsunuz. Yapamayacaksın onu Esra. Öyle mi? Hı hı. Görüşürüz. İyi misin Esra? Sen yanımdasın ya, iyiyim. Çağla, gidelim mi? Ne oldu? Çok sıkıldım, hadi. İyi, gidelim. Esra, neredeyiz biz? Ya biz az önce geçmedik mi buradan? Her yer birbirine benziyor. Ya bilmiyorum, benim de kafam karıştı. Neyse, sen söyleneceğine sür işte arabayı. Hızlı sür, hızlı. Ya yol mu var? Yol mu var? Nereye gideyim ben? Getirdin bizi saçma sapan bir yere. Ya bak şurada, şurada ev, şurası. Neresi? Bak şu köşe. Ah. Abi. Elif. Elif. Abi. Eko. Elif. Eko. Yok ki bunlar ya. Esra. Boşuna bağırma, içeride kimse yok. Yapma ya. Orasını anladık. Bravo ya.
Zaten senin ipinle kuyuya inen de kabarttı. Geldik buraya kadar. Daha iyi bir fikrin vardıysa söyleseydin, onu yapsaydık. Ya ben seni evine bırakayım da sen kendi kendine söylense bu. Bence sen burada kal. Ben senin ne sesini duyayım ne yüzünü göreyim bir daha. Kalacakmışım sonsuza kadar. Bak hala söylenip durma ya. Bir sus. Daha başına geldik. Ne oluyor? Bak araba bile isyan etti artık sana. Bak araba bile bak bip 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 diye ötüyor. Da ne oluyor? Ozan ne oluyor? Sevimsiz ya. İnsan bir cevap verir. Ne oluyor diyorum. Bravo. Bravo. Ne? Bu başarı senin Esra. Bizi öyle güzel bir yola soktun ki artık neyin üstünden geçtiysek arabanın lastiği patlamış. Bende ne alakası var ya? Gıcık mısın nesin? Allah Allah, sen de beni suçlamaya iyice yer arıyorsun. Ayrıca nedir? Yani alırız lastiği değiştiririz. Ha neyi değiştiririz ya? Ha? Neyi değiştiririz? Sanki kendi değiştirecek. Ay nedir yani? Alıp lastik değiştireceğiz alt tarafı. Ya hayatında kaç kere lastik değiştirdin sen Esra? Ay iyice söylenmeyi bu bir huy haline getirdi. Alacaksın lastiği, çıkaracaksın oradan buraya getireceksin. Onun bir aleti var, oraya koyacaksın, böyle basacaksın değişecek işte. Harika ya. Harika ya. Ne oldu? Yine ne oldu? Ya ne oldu? Yedek lastik yok. Nasıl yedek lastik yok? Yok işte Esra, yok. Bana bak Ozan. Sen benimle yalnız kalmak için özellikle mi yapıyorsun bunu? Ne diyorsun ya sen? Bizi buraya kim getirdi? Ha? Sen getirdin. Değil mi? Sen mi benimle yalnız kalmak istiyorsun acaba? Bir saçma sapan konuşma be. Sen onu var ya ancak rüyanda görürsün. Ayrıca sen zengin değil misin? Senin araban son model. Niye yedek lastiğin yok? Esra. Ne? Takdir edersin ki ben bunlarla uğraşmıyorum mesela. Aa evet doğru. Ben de haftalardır bunu duymuyordum çünkü sen CEO'sun. O yüzden senin yedek lastikle falan ne işin olur değil mi? Pardon. Bravo. Bravo. Neyse ben Musa'yı arayayım da gelip alsın bizi buradan. Bir an evvel alsın. Yok. Ne yok? Ne yok? Sinyal yok. Nasıl yok ya? İyi tamam benden ararız. Bir ara bakalım. Varsa sinyalini ara. Arayacağım işte. Ara. Bende de sinyal yok. Hadi ya. Ozan bir şey yapsana. Ne yapayım Esra? İşaret bir şey falan mı fırlatayım? Ne yapayım ben? Kaldık burada ya. Tamam ben sinyal olan bir yerden Çınar'ı ararım. Gelir alır bizi. Çekil. Ne Çınar'ı? Ne ara? Ne diyorsun Esra? Nereye? Çınar'ı arayacağım diyorum. Çınar'ı. Esra biz ana yoldan ne kadar uzaklaştık? Farkında mısın sen? Esra! Bir şey olmaz. Tamam. Senin sevdiğin pastadan da geldi. Hadi bakalım. Aa, niye öyle dedin şimdi? Bir sürü param var. Gidip en güzel çikolatalı pastadan alabilirsin kendine. Olmaz. Esra, bu tadı parayla satın alamazsın. Yani bu bayat kekle bu ağır krem şanti bir araya gelip nasıl bu kadar güzel oluyor? İnanılmaz ya. Güzel mi? Çok güzel. Ama daha fazla yemeyeceğim. Çünkü artık buyurun. Evet, tabii. Ya hadi gelsenize, bizi yalnız bırakmayın ya. Hadi evet, hadi. Dans edelim mi? Yok Ozan, olmaz. Ya neden arkadaşlar dans edemez mi? Ya hadi Ozan, hadi. Ya Esra abla hadi, Bekir abla hadi. Bekliyoruz hadi, ama hadi gelin. Hadi gel. Senden ayrılamam, bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Ben bu arada ayrı olduğumuzu söylemedim. Yani hala bizi beraber sanıyorlar. Hı,
Neden söylemedin? Ya böyle günde keyiflerini kaçırmak istemedim çünkü. Baba anne çok üzülürdü yani. O zaman rolümüze uygun davranalım. Sonra ben gideyim. Esra nereye? Ozan lütfen. Ne oldu? Ne yapacak mısın? Yani şirkete gittim. Oradaki sorunu hallettim. Ondan geçtirdim damla. Şirkete mi gittin? Hı-hı. Esra ben şirkette çalışmayı kabul ettim. Gerçekten mi? Hı-hı. Ama tek bir şartla. Neymiş şartı? Sen. Ne? Tebrik ederim Esra'dan. Artık CEO yardımcısısın. Yani benim için çalışmaya başlayacaksın. Bir dakika, nasıl yani? Onca yaşanandan sonra bu muydu senin şartın? Bence gayet mantıklı. Yani sonuçta hala Çınar için çalışmaya devam edemezsin değil mi? Tamam da bana sordun mu Ozan? Ben belki kabul etmeyeceğim. Edersin. Ha yine de sen bilirsin tabii. Yani kabul etmezsen Eren, Adem, Simin, Pınar, hatta Musa. Hepimiz işsiz kalırız. Olur biter. Sen bilirsin. İyi tamam, tabii ki kabul edeceğim. Döneceğim şirkete ama senin için değil. Arkadaşlarım için. Arkadaşlarım için bir fedakarlığı yapacağım. Esra sana da bazen hiçbir şey değişmemiş gibi geliyor mu? Yani ne bileyim. Biz yine bir yerlerden dönüyoruz. Evimize yürüyoruz. Sen hala çok güzelsin. Ben hala çok aşığım. Hayır Ozan, öyle gelmiyor. Çok şey değişti çünkü. İstersen ben sana hatırlatayım. Esra. Ne? Bence yeterli. Ozan. Ozan, Ozan yapma bunu bana. Bana bunu yapma ya. Ne yapıyorsun? Esra, ikimiz de istiyoruz. Neden karşı koyalım ki? Heh. Çünkü ben seni affetmedim. Tamam. Affetme. Ama ben beklerim Esra. Beni affetmen bir ömür boyunca sürse ben beklerim. Nasıl olsa yarın her şey bitiyor. Ben seni beklerim Esra. Ozan. Hı. Gidene kadar konuşmayalım. Vallahi deneriz. Musa, bu grafikleri, metinleri sende mi? Ha yok, ben hallettim onları. Yolluyorum şimdi sana. Tamam. Oo. Nereye gidiyorsun Musa? Abi bizim grafiker çocukla görüşeceğim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. İyi, ben kaçtım. Hı hı. Ozan, bu ilgi alanlarıyla ilgili dosyayı bulamıyorum. Sinir oldum. İlgi alanları... Hah, bak Esra şurada, gördün mü? Hangisi, göremedim. Dur dur, orada değil. Gel bak, gel aşağı in. Ha şurada. Aha, tamam. Tıkla ona. Aynen bu. Yalnız Ozan, o eli biz alalım oradan. Ya ben hangi dosyayı açmayı göstermek için yaptım yani. O yüzden koydum elimi. E tamam, uzaktan göster. Ya uzaktan da gösterince hangisi hangisi diye soruyorsun Esra. Tamam da uzaktan göster ama parmağınla göster. Ha, parmağınla böyle böyle işaret etsen, ben zaten mouse kullanmayı biliyorum. Gidiyorum onun üstüne böyle tık tık yaparım, açılır o. Sen hep böyle mi yapacaksın? Evet, daha yeni başlıyoruz. Ha burnundan getireceğim diyorsun yani. Yok, onun bir sonu var. Ama bizim aramız hep böyle olacak. Her şeyini kaybetmiş bir adam için fazla acımasız değil misin ya? Yani o ayrı, bu ayrı. Çok katlarsın. Ustasından öğrendim. Sen buraya laf sokmaya mı geldin, çalışmaya mı geldin? İkisi birden. Aa! Ozan gitsene ya yerine. Esra Hanım, bilmiyorum farkında mısınız ama burası da benim şirketim. Ben istediğim yerde dururum.
Ben de diyorum hayatımda bir eksiklik var buraya geldiğimden beri. Meğer bana patronluk taslamamışsın. Ozan böyle söyleneceğin ilk başta çay kahve bir şey yapsaydınız. Onu da mı ben yapayım? Çay yok, kahve yok, hiçbir şey yok. Kuru kuru duruyoruz burada. Çiçeğim. Eko ya. Sen ne kadar romantik biri çıktın. Böyle gül yaprakları, mumlar. Yemek desen zaten mahallenin en güzel lokantasında. Evet, evet. Yani asıl önemli olan mum. Yani güller opsiyonel. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü bu masadaki ve evrendeki en güzel çiçek sensin. Ama mumlar önemli. Mumlar önemli. Bir de insanın anne ve babası flörtöz olunca böyle evde her daim mum bulunabiliyor. Hem de kırmızı. Belki bir gün bizim de çocuklarımız olur. Onlar da bizim için aynı şeyi söylerler. Söylerler değil mi? Söylerler. Biz bir evlenelim. Ben sana ne sofralar kuracağım. Tamam. O zaman ben de her akşam başka çiçeklerle gelirim eve. Ben de mutlu mutlu açarım kapıyı kocaman. Sürprizler bitti mi? Hayır, bitmedi. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii ki. Eko yanıyoruz. Eko yanıyoruz. Vallahi çok yanıyoruz. Şey yapmış. Allah kahretsin. Vur. Bu nasıl çıktı bu yangın ya? Eko yanacaksın. Lan, atom yanacaksın. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Eko. Ne oldu annem? Olması gereken oldu be annem. Elifler şey bitti. Elif. Kızım. Ne oldu sana? Ha? Ya niye senin yüzün böyle? Niye ağlıyorsun? Eko. Ne oldu Eko'ya? Sözü bozdu. Git diyor Viyana'ya. Ayrıldı benden anne. Ne diyor? Git diyor. Eko. Viyana'ya git diyor. Allah Allah. İlk defa doğru bir cümle çıkmış ağzından ha. Niye ağlıyorsun? Ya sen benim ne kadar üzgün olduğumu görmüyor musun? Ben onu çok seviyorum. Ne münasebet? Görüyorum tabii ne kadar üzgün olduğunu kızım. Ama öyle aşkmış, sevgimiş bilmem ne bunlar karın doyurmaz. Ya senin eline bir fırsat verilmiş, bir şans verilmiş başarılı olman için. Aşk, sevgi, onlar palavra, onların hepsi geçici şeyler. Önemli olan senin başarılı olman. Gitmeyeceğim. İstemiyorum, gitmeyeceğim işte. Aferin oğluma. Doğru olanı yapmışsın. Elif'in o okula gitmesi gerekiyor Eko. Anne öyle de ben köpek gibi aşığım Elif'e. Biliyorum. Ama aşk da tam olarak böyle bir şey değil mi? Sevdiğinin mutluluğu için ondan vazgeçebilmek. Hoş geldin. Hoş bulduk Ruh. Sana ne oldu? Bankadan aradılar.
kredinin ilk taksidi gelmiş. Ya Menekşe, biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz ya? Ne yapacağız? Ozan Bey, ne yalan söyleyeyim ya. Sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Uygulamanıza katılacağımız için de çok memnunum. Ne demek Erol Bey? Asıl biz çok memnun olduk. Ekiplerimiz toplansın, bir günde biz sizi şirkette ağırlayalım, olur mu? Çok isterim. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de çok memnun oldum Erol Bey. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Tekrar bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay, çok mutluyum. Çok güzel çok oldu. Hah, Rıza Kaptan, bitti bizim işimiz. Gidebiliriz. Görüşmenizi bölmek istemedim ama deniz çok bozdu. Lodos var. Yani akşam bekliyorduk ama erkenden patladı. Maalesef bugün dönemeyeceğiz. Zaten tüm seferler iptal edildi. Ne demek dönemeyeceğiz kaptan? Acil dönmemiz gerekiyor. Benim karşıya geçmem lazım. Yani en erken yarın sabah dönebiliriz. Yani tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Sabah erkenden gideriz. Tamam. Kaptan öyle yapalım. Sen bunları bizden al, tekneye götür. Yarın sabah yine haberleşiriz zaten. Aman dikkat edin ha. Görüşmek üzere. Esra, senin bu telaşın neden? Senin yarın gitmen gereken önemli bir şey falan mı var? Yani ben anneme ne diyeceğimi düşündüm sadece. Lodos var diyeceksin Esra, ne diyeceksin? İki tane oda tutarız, sabah gideriz işte. Ya bakma öyle, ben çıkarmadım Lodos'u. Bu defa benim bir suçum yok gerçekten. Yani ne yapalım peki şimdi, ne yapacağız? Bilmem. Hadi bugünü hiçbir şey düşünmeden geçirelim. Zaten hep bir şeylerin peşinde, bir şeylerin acelesindeyiz. Bugün de böyle bir gün olsun. Ne dersin? Ya Esra, düşünme. Bir kere de düşünme. Hadi. Ya tamam o zaman be. Telefonları da kapatalım. Bugün sadece bize ait bir gün olsun. Anlaştık. Kapattın mı telefonu? Çoktan kapattım. Zor bir soru geliyor demek, değil mi? Söyle Ela'cığım, seni dinliyorum. Sen niye annemle beraber kalmıyorsun? Arkadaşlarımın anneleriyle babaları birlikte uyuyorlarmış.
Siz okulda bunları mı konuşuyorsunuz bakayım ha? Biz annenle böyle daha mutluyuz kızım. Tamam. Peki Esra kim? Onu çok sevmişsin ama gitmiş. Sen nereden duydun bakayım bunu? Elif Hanım'la Eka konuşurken duydum. Yanlış duymuşsun kızım sen. Benim için öyle biri yok. Tamam. Burası İstanbul. Vapurları ne zaman göreceğim? Eve giderken sahilden geçeriz, vapurları görürsün. Hatta belki bir gün istersen vapurlara binip adalara gideriz. Ne dersin? Olur. Olur mu? Olur. Gel. Gel. Vapur mu diyor yine? Evet. Bozdu kafayı vapurlarla. Baba, vapurlara bakalım. Uy canım oğlum benim. Sen istersin de bakmaz mıyız? Sinan, bir şey diyeceğim ya. Önce annemlere gitsek olur mu? Onları çok özledim. Akşam da size geçeriz. Tabii nasıl istersen öyle yapalım. Gel bakalım. Bırakma elime. Hayır, hayır, hayır. Bak burada arabalar var. Bin içeri. Bin anneciğim. Allah. Ne yapacağım? Sağ ol. Sağ ol. Anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Gidelim mi? Beren'i o aldı. Ne oldu anneciğim? Beren'i o mu aldı? Evet, o aldı. Tamam. Abla sus, abla sus be. Esra, ne yapıyorsun? Böyle mi örnek olacaksın sen ablası? Şimdi ortak, bak bakayım bana. Oraya gidiyorsun ve tek cümle söylüyorsun. Beren'i geri verin. Tamam mı? Bunu diyorsun ve Beren'i alıp geliyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Yürü. Aa, bizim eve tekrar gelmiş. Beren'i geri ver. Vermezsen ne yapacaksın? Tamam al. Ya ben sana ne dedim? Korktuğunu belli etmeyeceksin. Bu işin sırrı bu. Sen öyle mi yapardın?
Yani bizde genelde annen alırdı bereleri ama bakma böyle durduğuna, biraz cadıydı. Abi yönetim kurulu toplantısına az kaldı, unutma. Yani duruşma günü nereden çıktı bu yönetim kurulu toplantısı ya? Yani bilmiyorum da şey, Çınar istemiş. Çınar istemiş. Geri gelmez başladı yine kafasına göre iş yapmaya. Bakalım bu sefer ne yumurtlayacak? Abi şey diyorum. Ben de seninle geleyim duruşmaya. Yani hiçbir şey yapamasam da en azından yanında olmuş olurum. Sağ ol Musa, ben hallederim. Neyse ben gideyim de bakalım bu Çınar Bey'in derdi neymiş. Çınar, nereden çıktı bu yönetim kurulu toplantısı? Yani kaçırdığın bir günden mi var? Evet var ama toplantıdan sonra konuşalım, ben geç kaldım. Tamam, olur. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Çınar. Günaydın. Çağla gelmeyecek sanırım. Başlayabiliriz bugün. Şimdi değil. Beklediğimiz biri daha var. O da gelsin. Öyle başlarız. Çınar, ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Millennium Software'ın hissedarlarından biri olarak yönetim kurulu toplantısına katılıyorum. Niye bu kadar çok şaşırdınız ki buna? Ne saçmalıyorsun ya sen? Çınar, ne diyor bu adam? Doğru söylüyor Ozan. Ne? Bana çok iyi bir teklifte bulundu, ben de kabul ettim. Belki senin yüzünden dağılan itibarımızı toparlarız diye düşün. Nasıl toparlayacaksın bizim sarsılan itibarımızı? Bizi dolandırmaya kalkan adamı yönetim kuruluna alarak mı? Yok, ben böyle bir suçlamayı kabul etmem mümkün değil. Ozan Bey. Bir sus. Demek bunu da yaptın ha. Demek bunu da yaptın Çınar. Ozan.
Otur sakince konuş. Ben bu adamı şirketimde istemiyorum Çınar. Anladın mı? Bunu engellemek için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Anladın mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ozan? Esra? Çınar, sen ne yaptın ya? Ayaz'ın bu odada ne işi vardı? Bu odadaydı çünkü o da artık bu şirketin hissedarlarından biri. Ne? Çınar sen ne yaptın? Sen bunu mu yaptın? Halledeceğim, konuşacağım dediğin şey bu muydu? Evet Esra buydu. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? O adam korkunç biri, kötü biri, kötü. Yıllarca beni takip etmiş, beni Atlas'la tehdit etti. Sen de aldın o adamı şirketin içine mi soktun? Evet Esra. Ben ailemi korumak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Çınar, bak sen kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen bunu şirkete nasıl yaparsın? Sen bunu Ozan'a nasıl yaparsın? Sen bunu bana, benim çocuğuma nasıl yaparsın? Beni Atlas'ı nasıl böyle çirkin bir oyunun içine sokarsın? Esra bir dakika bir sakin ol. Sakin falan olamam ben. Aileni korumaktan anladığın bu mu senin ha? Sen beni, benim çocuğum böyle mi koruyacaksın? Ben gideceğim Ozan her şeyi anlatacağım. Esra bir dakika bir anlatayım. Bak Çınar yeter. Yeter. Yeter ben gidip Ozan'la konuşacağım anlatacağım her şeyi yeter. Esra. Bir dakika beyefendi böyle giremezsiniz Ozan Bey ben... Pınar sen çıkabilirsin. E o zaman ne oldu? Toplantıyı erken terk ettin. Yoksa işler yolunda gitmedi diye küstün mü? Hastasın oğlum sen. Hastasın. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hastasın sen. Ozan kalbimi kırıyorsun. E daha yeni başlıyorduk. E sen bunlara bu kadar çok sinirleniyorsan... ...asıl bu koltuğu elinden aldığım zaman ne tepki vereceksin çok merak ediyorum. Nereden geldiği belli olmayan paranla mı alacaksın benim koltuğumu? Ha? Bak işte o imkansız. O işbirliği yaptığın Çınar var ya... ...o birkaç kere denedi aynısını. Git sor sana anlatsın ne olduğunu. Nasıl benim ayağıma kadar tıpış tıpış gelip onu kurtarmamı istediğini. Bu şirket benim Ayaz. Senin bu koltukta oturmaya ne o yüreğin ne de o zekan yeter. Asıl ben seni o koltuktan edeceğim. O aldığın hisseler var ya onları da teker teker senin elinden alacağım gör bak. O zaman ben Çınar değilim zekamı küçümseme. Yeni dostum iyiliği kabul ederdim. Hem daha zarar görürsün. Sen bana zarar veremezsin Ayaz çünkü sen zavallının tekisin. Benim gibi olmaya çalışıyorsun ama... ...öte bir kopyan bile olamamışsın yazık. Sana zarar veremem öyle mi? Bir lafıma dünyanı yıkarım. Asıl zavallı olan sensin. Daha oğlundan bile haberin yok senin. Ne saçmalıyorsun ya sen ne oğlum? Hala anlamıyorsun değil mi? Çünkü körsün. Gözünün önündekileri göremeyecek kadar körsün hem de. Ayaz! Atlas senin oğlun. Atlas'la başta zorluklar yaşadık. Tabii zor bir süreçten geçti. Ama son bir ayda durumu iyi. Arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle gayet uyumlu. Sanırım evdeki huzurlu ortam onun psikolojisine de yansıdı. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz. Tabii yani bizim için önemli olan Atlas'ın mutluluğu, onun huzuru. Harika. Çok harika bir çiftsiniz. İnanın diğer ailelere de size örnek gösteriyorum. Çok sağ olun, çok incesiniz.
El tutmak ne ya? Sen niye benim elimi tutuyorsun? Baya baya fırsat kolluyorsun ha. Ya ben rolümü yapıyorum Esra, rolümü. Atlas için, inandırıcı olsun diye. Yoksa ben çok meraklı değilim ben senin elini tutmaya. Allah Allah, müdüreye ne gerek var aşkımızı ispat etmeye? O bizim aşkımıza inansa ne olacak? Ya ben oğlum için bunu taktım tekrar parmağıma. Yoksa bırak senin elini tutmayı, yüzünü bile görmeyi tahammülüm yok. Asıl ben oğlum için bu yüzüğü, bu parmağı tekrar taktım be. Allah Allah, sanki ben çok meraklıydım seninle tekrar evlenmeye. Bak iyi işte, beklentinin olmaması ne kadar güzel. Çünkü asla böyle bir şey beklemesen asla affetmeyeceğim. Asıl ben seni affetmeyeceğim be. Senden af dileyen kim? Heh. Allah Allah, işte kafayı yedi bu da ha. Yemizdir nedir? Ayrıca hiç öyle büyük büyük konuşma. İki gün sonra başlarsın tekrar Esra Mesram diye peşimde dolanmaya. Kim? Ben mi? Sen bunu anca rüyanda görürsün Esra. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Asıl sen kendini fazla kaptırma rolüne. Yani etkilenme, birlikte yaşıyoruz diye. Sen benim çevremde olduğun sürece böyle bir şey mümkün değil. Ha, iyi. Güzel. Her şey Atlas için sonuçta. Aynen öyle. Aynen öyle. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Görüşmek üzere. Musa, kim bu kız? Hangi kız? Şu. Merhabalar. Buyurun efendim. Ha şey, Rüya, patronun yeni asistanı. Yeni asistanı. Hı hı. Yani yeni asistana göre biraz fazla iddialı gibi geldi bana ama. Ya yok. Yani normalde böyle giyinmiyor da işte davet diye böyle giyinmiş herhalde. Ha. Neyse, enteresan. Rüya Hanım, Celsan bir bakar mısınız? Bir şey mi? Evet. Ozan, aşkımızı kimseye ispat etmek zorunda değiliz. Zorundayız Esra. Evliyiz ya, biz unuttun mu? Sayende hiç unutmuyorum. Ah, bak Zeyn olur oradaymış, ben onlara bir selam vereyim. Ozan Bey, hoş geldiniz. Rüya, neredeyse tanıyamıyordum seni. Ay, çok mu abartmışım ya? Yok yok, gayet iyi. Güzel, nasıl gidiyor? Güzel, her şey yolunda, hiçbir problem yok. Ya Rüya, bu akşam için sağ ol. Bizi kurtardın. Bunu unutmayacağım. Ne demek Ozan Bey? Yani görevim sonuçta, ben elimden geleni yapıyorum. Ozan Bey. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. İyiyim, senden? Esra, ben bu kızın Ozan'a bakıştan hiç beğenmedim, haberin olsun. Hangi kız be? Şu morlu olan ya. Rüya'yı mı diyorsun? Hı. Zeyno, saçmalama. Ben kendi halinde bir kız işte, hiç öyle biri değil. Ben bilemeyeceğim. O değil de ben şu Leyla'dan hiç hoşlanmıyorum ya. Bak gene gitmiş Ozan'ın yanında, hemen belirivermiş. Gıcık ediyor beni. Ne samimiyetse böyle diye gülüyor. Kızım, asıl ondan Ozan'a zarar gelmez be. Neyse, sen onu bunu boş ver de ne diyeceğim. Ya Esra, siz Ozan'la çok yakışıyorsunuz kızım. Böyle var, içeri girdiğinizde bir baktım. Maşallah dedim. Deme, deme Zeyno, deme ya. Beni boşu boşuna gaza getirme. Ozan'la benden olmuyor, olmayacak da ben kabullendim artık. Sen de kabul et şu durumu. Bak ya. Ama güldünüz. Öyle. Ne iktidar bu kadar gülecek? Temas var ya. Bildiğin temas var orada. Ben gideceğim. Esra. Aa Ozan, bu arada harika bir kulüp açılmış. Herkes çok övüyor. Biz çıkışta gideceğiz. Senden gelir misin? Evet. Olur aslında. Biz de gideriz değil mi hayatım? Hiç de fena olmaz. Olabilir tabii. Evet, yani biz de neden gelmeyelim değil mi? Çok çalışıyoruz. Yeni yerleri keşfedemiyoruz ama. Güzel olur aslında. Siz nasılsınız bu arada kızlar? Hoş geldiniz davetimize. Teşekkürler Esra Hanım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Biz içecek bir şeyler mi alsak hayatım? Olur tabii ki. Değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun sen? Rol yapıyorum Ozan. Girdiğimizde sen demedin mi biz karı kocayız diye? Ben de karı koca gibi davranıyorum. Tam ne oldu? Şu anı mı buldun rol yapacak? Evet, tam bu anı buldum. Sakıncası mı var? Yok. Güzel. Merhaba. Merhaba. Ozan. Hoş bulduk. Mümtaz Bey. Ben Mümtaz Özgür. Nasılsınız?
Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Mümtaz Bey? Hoş geldin. Duyduklarım beni fazlasıyla etkiledi. Ben de yalanım. Genç yaşta kurmuşsun şirketini. Başarı merdivenlerini üçer beşer tırmanmışsın. Kolay kolay yapamaz kimse bunu. Öyle gerçekten Hilmi Bey. Hiç kolay değildi. Özellikle Esra için. Hilmi Bey, biz çok genç yaşta evlendik. O küçücük evde ben uygulamanın peşinde koşarken Esra gecesini gündüzüne kattı, çalıştı. Hatta inanır mısınız, kimi zaman 2-3 ayrı işte birden çalıştığı oldu. Ben uygulamayla uğraşırken Esra'nın neler yaşadığını göremedim. Kaçırdım. Çok sonra fark ettim neler kaybettiğimizi. Esra'nın neleri feda ettiğini. Çok sonra. Ozan da çok çalışkandır. Azimlidir. Çalışanların ailesi gibi görür. Ya bence o yüzden bu kadar başarılı. Belli. Öyle olmasaydı bu başarı gelmezmiş. Gözüm sizi çok tuttu. Siz el ele verdiniz mi her şeyi yaparsınız. Aa, Ozan. Nasılsın canım? Uzun zaman oldu ya. Aramıyorsun da hiç. İyi Azra. Senden biz de Hilmi Beylerle ve eşimle bir yemek yiyoruz. Aa, duymamıştım. Neyse. Afiyet olsun size. Hanımefendi kimdi? Eski bir arkadaş. Arkadaş, arkadaş. Ozan'ın çoktur arkadaşları ya. Öyle arkadaşları böyle bitmiyor hiç. O hiç bitmedi arkadaşları yani. Nereye gitsek hep bir arkadaş, hep bir arkadaşı falan çıkar yani. Çok severim ben arkadaşlarımı. Çok sever arkadaşlarım tabii. O kadar dost canlısı, o kadar arkadaş canlısı bir insandır ki Ozan. Yani açın telefon rehberini, açın mesela. A'dan B'ye gelemezsiniz. Yani gelemezsiniz. Böyle parmağınızı kaydırın, kaydırın. Gene de o B'ye ulaşamazsınız. O kadar çok arkadaşı vardır. Evet. Ben müsaadenizle bir lavaboya gidiyorum. Müsaadesiz. İzninizle. İzninizle. Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen bütün yapacaklarını yapmışsın zaten. Bu ne ya? Her yerden bir kadın çıkıyor. Canımlar, canımlar. Sürekli temaslar. Ya sen neyin tribini yapıyorsun? Ne tribi? Ya senin yüzünden anlayacaklardı az önce. Ne benim yüzümden? Allah Allah. Benim yüzümden ya. İyi ki bir Londra'ya gitmişim. Sen yapacağını yapmışsın zaten ya. Ozan, bak o kadar çok şey oluyor ki artık Çağla muhabbetine giremiyorum bile. Ya Çağla konusuna girme zaten. Esra, daha kaç kere söyleyeceğim. O gece teknede hiçbir şey olmamış. Ben içeri girmişim, mışıl mışıl uyumuşum. Bu kadar. Ne demek bu kadar? İçeri girmişim, mışıl mışıl uyumuşum. Yahu insan uyuduğunu bilmez mi? Sen ne biçim bir adamsın ya? Bak bana dua et. Seninle hala bu evlilik oyununa devam ediyorum. Yoksa bana ne be? Ne hali varsa görsün derdim. Sen onu gel anlat kalbe, yürü yürünümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe, uslanmıyor bu. Esra hadi gelsene sen de. Değil mi ya o? Ta kendisi Sema olsun. Adamı görüyor musun? Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Tamam da abi onlar arkadaş yani. Bu kadar kızmana gerek bir şey yok yani. Abi canım bunda kızacak. Ne var bunda kızacak? Bir şey yok. Bu aşk bu. Allah'tan korkmaz. Kuldan mutlu. Eğleniyor musunuz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kalbe yürüyor önümde büyük harbe, darbe
kalbe. Önünde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor mu? Uslanmıyor mu? Teşekkürler. Teşekkürler. Ay güzel söylediler ya. Adem, Simin hadi gelin siz de. Adem, Simin hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Yapalım. Hadi 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 hadi. Kocaman alkışlar. Ozan, Musa hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Biz şey... Musa tutturdu hadi abi hadi abi deyince ben de kıramadım. Geldik. Ben mi tutturdum? Tutturdun abi? Ya Musa. Yalvardın ya hadi ne olur ne olur dedim. Ha, şey dedi. Ben tutturdum ne olur gidelim dedim. Orada olmalıyız falan dedim. Ne olur deyince ben de kıramadım işte dediğim gibi. Atlas nerede peki? Ya Elif ile Eko geldi. Zaten onlar gelene kadar da Atlas uyudum. İyi madem. Ozan. Musa, hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz oldu bu. Sürpriz olsun diye geldik ya. Esra, ya çok güzel değil mi Esra'nın sesi, ha? Öyledir, öyledir. Ya bak ben ne diyorum? Biz bir şeyler mi yapsak acaba ya böyle hani... yani amatör de olsa olur, bir şekilde sahnede olalım seninle. Ay yok Efe, hayır canım o kadar da değil yani. Yok yok tamam ben de şarkı söylemeyi falan seviyorum da. Bence gayet o kadardı biliyor musun? Ya. İyi değil mi ya? İyi, iyi. De. Yani Esra'nın pek zamanı yok. Bir taraftan çocuğumuz, bir taraftan şirket. Yani unut o işi yani. Aslında bir şey diyeceğim. Yani olabilir, neden olmasın ki? Evet. Sonuçta mutlu olduğum, zevk aldığım bir şey. Yani insanlar kendine vakit ayırmak ister. Bence ben de kendime vakit ayırmalıyım biraz. Ha, senin kendine ayıracak vaktin yok yani, öyle mi Esra? Senin kadar değil Ozan. İyi Esra'cığım, o zaman biz seni tutmayalım. Sen nasıl olsa istediğini yapmakta özgürsün. Her seferinde bunu söylemekten zevk alıyorsun değil mi? Ben biliyorum zaten, gerçek bir çift değiliz, evli değiliz seninle. Aynen öyle, biz gerçekten evli değiliz. Ben kendime gidip bir şeyler alacağım. Ne iyi oldu ya geldiğimiz. Çok iyi oldu yani. Evet, iyi ben oldu. Merhaba. Ve şarkıyı o kadar güzel söylediniz ki. Sizin için sakıncası yoksa içkinizi ben ısmarlarım. Ayrıca yalnızsanız da tanışmak isterim. Ben yalnız değilim. Ayrıca bu içki değil, su. Ne yapıyorsun birader sen? Hayırdır? Ozan. Hanımefendiyle konuşuyorum. Bak buradan bas git. Gece gece belanı benden bul. Ozan. Tamam sakin. Ne sakin lan? Böyle tek başına eğlenen bir kadın görmeyin, yapışın hemen değil mi? Bak uza buradan, elimden bir kaza çıkmasın. Tamam. Ya bıktım bak, gerçekten bıktım, bıktım. Zeyno ben gidiyorum, iyi geceler. Esra ne oldu? Esra, Esra ne yapıyorsun? Ozan asıl sen ne yapıyorsun ya? Hırımı korumaya çalışıyorum Esra, suç mu? Bak ben sana kaç kere söyledim yine söylüyorum. Beni korumana ihtiyacım yok. Hem ne oluyor ya? Kadınım diye benim bir erkek tarafından korunmaya ihtiyacım mı var? Yok, ben kendimi korurum, anladın mı? Hem sana ne oluyor ya? Düne kadar nefret ettiğin Esra birden Efe gelince kıymete mi bindi? Ozan sen beni kıskanıyorsun, kabul et artık. Ayrıca sadece biri gelir de beni senin elinden alır diye korktuğunda peşime düşen salağın tekisin. Hem de çok korkaksın. Ben seni kıskanmıyorum Esra. Bunu daha kaç defa söylemem lazım sana? Ha tabii tabii Ozan, kıskanmıyorsun ya. Ben de aptalım. Senin beni kıskandığını anlamıyorum. Ya itiraf et artık. Beni kıskandığını kabul et. Kıskanmıyorum Esra. Anladın mı? Kıskanmıyorum. Madem beni kıskanmıyorsun, neden yapıyorsun bunları ha? Tek bir sebep söyle. Evet Ozan, dinliyorum. Çünkü sen benim karımsın. Öyle ya da böyle sen benim karımsın. Ve herkes bunu böyle biliyor, tamam mı? Ozan sen maganda mısın ya? Ne biçim laf bu böyle? Bak ben senden de, bu yeni Ozan'dan da çok sıkıldım. Eğer Atlas olmasa o evde var ya 5 dakika bile durmazdım. Ya sen Atlas olmasa ben de çok yaşamaya meraklı değilim seninle. Bak, şirkete yatırımcı bağlanacağı zaman Esra gel benimle rol yap. Ama kutlama yapılacağı zaman sen git Leyla ile baş başa yemek ye değil mi Ozan? Ben zaten ağzım payını defalarca aldım. Sana güvenen de kabahat. Ne Leyla'sı, ne baş başa yemeği Esra, ne diyorsun? Bırak Allah aşkına, bırak. Esra, ne Leyla'sı? Gel en azından beraber dönelim, gel. İstemiyorum. Esra!
ya. Bir dur önce bir şu bir eserine bir bak. Bir eserine bir gurur duy. Ondan sonra ya ben memnun musun ya? Bir gecede başıma neler açtım. Bela Farat Huneri. Oy Ozan abart. Abart vallahi bu ne ya? Ha ben mi abartıyorum ya? Ben sana anlatayım ya. Bizim ne güzel bir tane çekimimiz vardı. Ama Andrea iptal oldu. Andrea hastaneye gitti. Kız hastanede bir daha bizle çalışır mı? Bilmem neden. Çalışmasın. Çünkü benim deli karım onu karavana kilitledi. Ozan çalışmasın. Çalışmazsa çalışmasın yani. Allah Allah. Sence ben onu niye karavana kilitledim? Çalışamasın diye kilitledim herhalde. Bak bak bana maganda diyene bak ya. Bak bak. Ya kızı karavana kilitledin yetmedi. Bir de hastaneye yetiştirirken kavga çıkardın ya. Ozan ben nereden bileyim kızın sıkıntısı olduğunu? Ben nereden bileyim kızın fobisinin olduğunu? Ben bilsem herhalde göz göre göre onu oraya kilitlemem ya. Allah Allah. Sen hala kendini mi savunuyorsun ya? Sen hala kendini mi savunuyorsun? Senin şu an yapman gereken susacaksın. Sen şu an susacaksın. Kapayacaksın gözlerini, düşüneceksin ya. Ben neden Ozan'ın kaşına pansuman yapıyorum diye düşüneceksin bu kadar. Senin yüzünden Ozan. Tabii ki senin yüzünden. Hayır ben adamla zaten orada bir tartışma içindeyim. Sen arabadan iniyorsun. Hadi arabadan indin. Sen neden adamın yakasına yapışıyorsun? Hayretler içindeyim şu an. Hayretle şaşkınlıkla izliyorum seni ya. Sen zeytinyağı gibi niye üste çıkıyorsun? Ya şu halime bak. Ben kazada bu kadar yaralanmadım. Ozan bir dinle. Ben sana sürprizin nerede olduğunu hemen açıklayayım. Bak şimdi. Biz orada adamla tartışıyoruz ya. Arabanın siyah camları var. Ben tabii arabanın içinde 3 tane izbandut olduğunu bilmiyorum. Ama sen normalde adamı teke tek alırsın. Alır mısın almaz mısın? Alırım bir de istersen kafes dövüşü yapayım ben. Beni kafeste kapatsınlar. Ben dövüşeyim adamlarla tamam, ya. Tamam abartma ya. Ay ne çok abarttın. Üf. Hadi otur şu pansumanını tamamlayayım. Yavaş. Acıyor mu çok? Acıyor tabii Esra. Robot değilim insanım ben acıyorum. Ya tamam Allah Allah. Özür dilerim. Bilerek olmadı. Üzgünüm. Vallahi üzüldüm. Allah Allah ya senin böyle duyguların var mıydı üzülmek gibi falan? Sen böyle duygular var mı sende? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Allah Allah. Yani zaten yeni kaza atlatmışsın. Başına bir de bu geliyor. Hayır sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor zaten. Ne? Ne dedin sen? Ödüm mü kopuyor? Bana işim olacak diye. Yani tabii ki Ozan. Üzülüyorum, ödüm de kopuyor. Bu kadar kıymetim var yani sende. Ne yani var tabii ki olmaz olur mu? Bu kadar kıymetliyim ben yani. Ben gidip kapıyı açayım. Sen bak. Oğlum, kızım kaza yapmış çocuk. Niye söylemiyorsunuz? Evet, kızım bir haber verseydin ya. İşte Ketum benim ya, kardeşim Ketum. Ya hoş geldiniz diyeceğim de. Ben, abi sen ne boş bağırmışsın ya. Aa anneciğim bu saat oldu sen hala ayakta mısın? Neden sürekli anneannelerde kalacağım dediğim belli oldu. Koş bakayım yatağına koş. Herkese merhaba deyip geliyorum. Ah. Sanki arabayı biz çarptık. Anlat ben anladım. Ya çocuğa kazada bir şey olmadıysa bile belinin kanadını kıracağım. Bırak çocuğu ya. Gel. Benim oğlum. Size de aşk olsun. Hemen yetiştirmişsiniz. Ah işte çiçeğim hemen kaçırdı ağzından ya. Dünyalar güzeli gelinim. Ey, kim bilir nasıl korkmuşsundur sen. Korkma korkma geldim buradayım. Şunun güzelliğine bak. Şu sıfatın güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bakın maşallah. Bugün böyle vallahi şey yapamadık biz de. Ben gideyim atlası uyutayım o zaman. Git git. Yat kızım sen de yat. Sen de yat uyu ben buradayım bu gece. Bu gece buradayım hiç. Doktor ne dedi doktor? Ya
Ya siz çok alemsiniz ya. İnsan bunu bana söylemez mi? Yani söylemez tabii ki Musa. Oğlum sen üç öğün yediğin yemeğini gidip patrona anlatan adamsın. Sen söylenir mi bu? Ya o da doğru ama patron görünce çok şaşıracak. Ya Musa'cığım şaşırsın diye yaptık zaten. Adam şaşırsın istiyoruz biz. Zeynep sen bir daha düşünsen. Bilmiyorum bir düşüneceğim bir tur daha. Bu arada ben müzisyenleri ayarladım. Gelmek üzereler. İstersen sen de Ozan'a haber vereceksin. Ya haklısın. Hemen arayayım. Eyvah! Arkadaşlar dışarıda Ozan Bey'in arabasını gördüm. Galiba buraya geliyor. Ne? Nasıl ya? Ben aramadım der şimdi arayacağım. Gördüm. Ya Musa niye haber veriyorsun? Ben şimdi geldim. Ben hiçbir şey söylemedim ki. Hayır hayır biz beraber geldik. O bir şey söylemedi. Tamam neyse. Çabuk saklanın. Herkes saklansın. Herkes saklansın. Hadi tartışmayın. Saklanın. Hadi geç. Koş 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 koş. Işıkları kapat. Işıkları kapat. Çabuk. Koş acele. Bakın ben iyi ki doğdun Ozan diyeceğim. Ondan sonra ışıklar yanıyor. Konfetiler patlıyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Dur. Aa, Ozan. Senin ne işin var burada? Gerçekten bir de soruyor musun? Ha? Ne yaptım? Planlarınızı mı bozdum? Romantik bir akşam yemeği yiyecektiniz. Keyfinizi mi kaçırdım? Ne yaptım ben? Ne? Hata bende ya. Allah, hata bende. Ben böyle yine kapıldım senin rüzgarına. Böyle gidiyorum. Akıllanmıyorum ben Esra. Yaptıklarına rağmen ben akıllanmıyorum. Yok, akıllanmayacağım ben. Yok. Ozan ne diyorsun? Benim diyorum ki tam da sana yakışan bir hareket işte bu. Benim doğum günümde gizli gizli Efe ile buluşmalar, benim gözüm içine baka baka bana yalan söylemeler. Niye şaşırıyorsam ben zaten. Ozan. Gerçekten ya. Gerçekten. Ne var sizin Efe ile aranızda? Ha? Londra'da da var mıydı yoksa buradan mı başladı? Ha? Ne var? Abi yeter. Yeter. Ha? Esra, Esra dur. Dur, dur. Ben yanlış anladım her şeyi yine. Ne olur, ne olur bir dinle beni, ben bilmiyordum. Bilmiyordum gerçekten. Lütfen. Hayır, hayır. İyi ki doğdun Ozan. İyi ki doğdun. Sanki en iyisi sendin. Ama artık ben de tükendim. Hani bana verdin o sözler. Annemin sen kahkahalarına bak. Aşkım sen hala balık kokuyorsun ya. Ne oldu? Ne yaptınız? Bir anlat artık.
Hala mı ya? Hala. Ya aşkım çok uzun mesele. Ben sana sonra hepsini anlatacağım, tamam? Hepsini anlatacağım. Siz ne yaşadınız o kadar merak ediyorum ki. Ama neyse, sormuyorum şimdi. Şimdi sormuyorum. Babaannesi bak şundan değdi, çok güzel. Sana ne ya? Karışmasana sen, ben seninle konuşmuyorum. Bak oğluşumun oğluşu. Şu yanında oturan baş hain. Şu karşıda oturan bıyık da baş hain yardımcısı. Bak şimdi ya. Ya çocuğun yanında böyle şeyler söyleme Zümrüt. Sana, ya. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Oğluşumu eğitiyorum. Dostun düşmanını bilsin. Ne olmuş bunlara? Annen derneğin seçimini kazanamamıştı, o yüzden böyle. E tabii tam bir Zümrüt Korfalı hareketi. Biz böyle çok sevmeyiz kaybetmeyi Korfalılar olarak. Ay onu biliyoruz canım. Baksana şunlara. İyi ki evlendiler, ne güzel bir çift oldular değil mi? Şu tatlına bak, hareketlere bak. Gerçekten çok yakışıyorlar. Zeynep çok mutluyum. Esra. Hadi bırak şu inadını. Dön eve. Çocuğumuzla beraber çok güzel bir hayatımız olsun. Hadi. Bak ben değiştim. Gerçekten bambaşka bir adam oldum. Her şey çok güzel olacak. Hadi. Hadi, 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 hadi. Baba sen zarar kurdun lütfen. Hadi. Baksana kız. Allah'ını seversen. Moralim bozuk ya. Kız bu aman. Aynen aynen masadayım ben, şey yapmayayım beni ha. Oturmaya mı geldiniz? Hadi hadi. Yok. Efendim. Ay vallahi ben dayanamayacağım ya, kalkıyorum. Hadi gel Esra. Ne 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 ne. Bakıyorum da Ozan ama şuna çok tatlısın. Ya benim ismimin baş harfini koluna dövme yaptırmış. Biliyorum, biliyorum. Duydum. Şuna bak, sen yumuşuyorsun ha. Şapşal ya. Yani değişeceğini bilsem şu an yelkenleri suya indireceğim ama bilmiyorum ki Zeynep. Değişir mi sence? Ha? Değişir kız. Aman değişsin be. Ay. Oh, sen biliyor musun Ankara? Tabii tabii. Oyna bakayım şöyle, kolları biraz aç bana böyle yukarı. Şu mu? Saat kaç oldu? Benim bir sürü işim gücüm var ya. Toplantım da vardı bir sürü. Ne oldu onlar kim bilir? Pardon, siz heykel falan taşıyorum dediniz ya. Yasal değil mi o? Allah Allah, herhalde yasal Ozan. Yasal olmaz olur mu? Tabii ki yasal. Öyle olmama ihtimali var mı? Yok. Değil mi ya abi? Eyvah yandık polis. Ne? Niye yanalım? Niye yanalım ya? Ne var? Ne var? Niye yandık ya? Polisle senin ne derdin var? Polisle bizim ne işimiz var polisle? Niye alıyorsun bunları? Ya polisin ne işi var bizim? Yerinizi duruyorsun o zaman, çekseler korkuyorum Allah zaten. Allah Allah polis bir ya. Susun be, susun. Niye susuyorum polis amca? Bravo Esra, bravo. Aşkım, bunların sesi çıkmıyor. Bunları burada mı bıraksak kız acaba? Esra! Esra! Patron! Esra! Nerede? Patron! Ben bir yukarı bakıyorum. Bak hadi bak, ben aşağı bakıyorum. Patron! Esra! Huhu! Aa. Burada yok. Musa, burada da yoklar. Ben bir patronu arayayım ya. Arayamazsın. Niye? Çünkü telefonları bizde.
Nerede bunlar? Dışarı mı baksak bir? Aminim, tarihi eser kaçıran şahsı yakaladık. Ama asıl önemlisi büyük patron da karısını yakalamış olabilir. Memur bey, bizi bir dinleyin lütfen ya. Bizi bir dinleyin. Büyük patron adam. Adam büyük patronum ama sizin bildiğiniz anlamda büyük patron değil. Burada bir büyük patron var ama Millennium Soft'un büyük patronu. Kendisi Millennium Soft'un CEO'sudur yani. Bilişim sektöründen bizim ne işimiz olur kaçakçılıkla maçakçılıkla ya. Bizi bir dinleyin, adam büyük patron. Allah aşkına kulağımın dibinde bağırma. Ne olur ya? Uf, Ozan ne yapayım? Dinlemiyorlar bizi. Ayrıca aldık sen de böyle kelepçelendik buraya. Ne yapabilirim ki? Farkındayım Esra, farkındayım. Ben de çok meraklı değilim sen de böyle her gün bağlanmaya. Merak etme, yakında kurtulacaksın benden tamamen. Ya kurtulacağım değil mi? Sen de gideceksin hep öyle böyle güzel güzel komşu olacaksın. O sana pizzalar yaparsın, ona kahveler yaparsın. Ozan, şu an konumuzun Efe'yle ne alakası var? Sen bir kadınla bir erkeğin normal bir arkadaş olabileceğini düşünemiyor musun? Düşünebiliyorum. Düşünebiliyorum ama senin hayatına giren kimse seninle arkadaşlık alamıyor ki. Ya benim şansıma senin hayatına kim girse sana aşık oluyor ya. Yani sen bunu göremiyorsun, sen bunu göremiyorsun yani. Efe benim normal arkadaşım, normal arkadaşım. Ayrıca senin doğum gününde sürpriz yaparken bana yardım etti bu çocuk. Yahu neyini göremiyorsun acaba? Neyini? Sana yakın olmak için yapıyor bütün bunları. Göremiyor musun bunu? Kötü niyetlisin o zaman. Ne? Ben mi kötü niyetli? Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Ya adam benim karşıma geçmiş, ben senin karından hoşlanıyorum diyor. Yakında eski karın olacak, o zaman belki bir şansım olur diyor. Ben ne yapsaydım? Ah tabii Efeciğim, olur belki şansın. Yürü aslanım, yürü koçum mu deseydim. Bir dakika ya. Efe sana böyle mi söyledi? Efe öyle bir şey demez. Yok Esra abi, yanlış günah yok. Aynen böyle söyledim. Ya Efe böyle bir şey söyleyemez ama benim normal arkadaşım niye böyle bir şey söylesin? Esra. Hani bazen sen bana diyorsun ya, sen bana güvenmiyorsun diye. Farkında değilsin asıl sen bana güvenmiyorsun. Ya. Ya Zeyno, patron bana çok kızacak ya. Patron bana çok kızacak. Yani benim bir süre sadece azar yiyerek yaşama ihtimalim çok yüksek. Ya Esra da bana çok kızacak. Üf, nerede bunlar ya? Orada ne olmuş ya? Ne o ya? Esra'yla Ozan mı? Evet, bu polis ne alaka? Dur Musa, dur. Allah aşkına. Bu adamı niye böyle yaptılar ya? Esra! Geldi. Yetişin. Ben hallediyorum şimdi. Hepsini hallediyorum. Bir dakika. Nereden çıktın sen? Yo amirim gözünüz. Abi ben de. Ben kurtarıyorum. Ben de. Eren selam. Hah buyurun Efe Bey. Merhaba. Esra'ya baktım, odasında göremedim. Nerede biliyor musun? Onlar hani Ozan Bey'le duruşmaları var ya, o yüzden burada yoklar. Duruşmalı. Boşanma duruşması değil mi? Evet. Güzel. Umarım Esra bu kez kararlı davranır da çabuk sonuçlanır bu iş. Yani biz onlar vazgeçsin diye ümit ediyoruz ama bakalım. Bazen bazı şeylerin bitmesi gerekir Eren. Önüne geçemezsin. Efendim Sinan? Efe Bey. Ozan Bey, bu oyun projesinin hızlı ilerlemesinden pek hoşnut değil. Görüşmeleri biraz ağırdan alıyor. Zamana yaymaktan yanaymış. Biz sizinle böyle anlaşmamıştık. Sinem, her şey benim kontrolüm altında. Sen merak etme. Ben süreci nasıl hızlandıracağımı çok iyi biliyorum. E ama Ozan Bey ne olacak? Ozan Bey bir problem olmayacak. Daha doğrusu olamayacak. Görüşürüz. Geçinemiyorlar Hakim Bey. Yani şiddetli bir biçimde geçinemiyorlar. Anlaşamıyorlar Hakim Bey. Biz ne yaparsak yapalım bunlar anlaşamıyor. Yani en büyük sorunları iletişimsizlik Hakim Bey. Yani bir aşkın gözü körse bunların kulakları sağır. Ama bana bakıyor ya. Bakma abi bana öyle. Ya ben dedim sizin en büyük derdiniz konuşamamak dedim. Aa yüzü burada dedim mi demedim mi? Musa sus. Bir de güven problemleri var. Birbirlerine hiç güvenmiyorlar. Yani birbirlerinin gölgelerini görseler seni kim takip etti diye kavga edecekler. Çok kıskançlar. Var, o da var. O da var. E kızı karavana kilitledi bu. Hangi kızı? Ya şey var ya işte. Ozi, teşekkür ederim Ozi. Gerçi o konuda Esra haklıydı. Ya ben o kızın bakışlarını hiç beğenmiyordum. Gerçi Efe'nin de Esra'ya bakışlarını çok beğenmemiştim. Ben bu konularda biraz iyiyimdir de. Yani öfkeli, biraz öfkeli.
Yani bir insanın eli, yüzü, kaşı, gözü hep mi yaralı olur ya? Hep yaralı. Yani patronum diye demiyorum, biraz öfkeli. Normalde benim abim hiç sinirli bir insan değil. Ama söz konusu Esra olunca fabrika ayarları biraz bozuluyor. Benim de bunu kabul etmem gerekiyor galiba. Ettim gitti. Ama sevgi dedim, aşk dedim de büyüyor onlar da. Yani ben hatırlıyorum Hakim Bey, bunlar böyle bacak kadar falandı. O zamandan beri seviyorlar birbirlerini. Ama böyle bir sevmek yok Hakim Bey. Bak yazsan 5 ciltlik roman olur. Ya ne badireler, ne fırtınalar atlattı bu aşk. Yani gram azalma olmaz mı? Yok, azalmıyor. Azalmıyor. Hatta bana sorarsanız artıyor da. Gün geçtikçe de böyle kuvvetleniyor, güçleniyor. Ya adam adının baş harfini omzuna kazıdı. Bir yıl olmuş bilmem kaç yani. Ayrıca benim kardeşim sevgisini öyle büyük hareketlerle göstermeyi sevmez ama bana göre de asıl seven o. Ayrıca Hakim Bey, yani evlilikte problemsiz evlilik, sorunsuz ilişki var mı? Siz söyleyin. Peki, teşekkür ederim. Evet, tanıkları dinledik. Ama sizin de son sözlerinizi almak isterim. Esra Ertan Korfalı. Siz evliliğinizin bittiğini düşünüyor musunuz? Yani gerçekten boşanmak istiyor musunuz? Boşanmakta kararlı mısın kızım? Evet. Bir konuş. Susuyor. Anladım. Siz Ozan Korfalı. Siz ayrılmak istiyor musunuz karınızdan? Siz boşanmakta kararlı mısınız? Sorunlarınız var belli ki. Ama ben burada bitmiş bir evlilik görmüyorum. Tarafların birlikte çift terapisine gitmesine, sonrasında davanın tekrar gözden geçirilmesi için 6 ay sonra ertelenmesine karar verildi. Anne, ne yapıyorsun? Her şeyi halledeceğim. Hakim Bey, rica ediyorum, boşamayın. Lütfen, rica ediyorum, boşamayın. Evet. Aa, abi, hani söylememiştin? Söylemedim bir şey ya. Ben bir şey söylemedim. Söylemedi gerçekten. Vallahi söylemedim. Allah. Söyle, niye söylüyorsunuz ya? Hakim Bey, siz bu çocukların kusuruna bakmayın. Hatta hiçbir şeylerine bakmayın. Boşamayın bunları. Anneciğim, bir dur. Anne, dur. Duramayın. Bir şey söylüyor, anlatıyor musun? Duramam oğluşum, artık yeter üzüldün. Ya şu hanedanlığım ikinci bir Ozan enkaz dönemini kaldıramaz. Lütfen boşamayın, lütfen rica ediyorum. Evet. Hanımefendi, siz kimsiniz? Efendim ben CEO annesi Zümrüt Korfalı. Ya bakın Hakim Bey, çok matah bir gelin olduğundan değil. Ama oğluşum bunu çok seviyor. Yani sürekli onu istiyor. Yani ben ne kızlar getirdim bunu evlendirmek için. Yok illa da Esra, Esra da Esra. Allah seni kahretmesin ya. Boşanmasınlar diye uğraşırken bile hala şu kıza laf söylüyorsun. Ben söylüyor muyum Ozan Esra yüzdü diye? Ne? Ne münasebet? Oğluşum hiç üzmedi. Üzmedin değil mi oğluşum? Üzmedim de. Sus, boş boş konuşma. Hakim Bey, ben bu kadından şikayetçiyim. Çocukları boşamayın ama bizi dünürlükten sonsuza kadar men edebilir. Hayır canıma minnet, hayır. Hayır, edepsize bak. Edepsize bana gördüğü.
Senin yüzünden boşandılar zaten. Hayır şunu. Senin yüzünden boşandılar. Yuvayı yıkar. Senin yüzünden boşanıyor çocuklar. Senin yüzünden boşandılar. Yettir artık. Kelepçe takın, ders kelepçe. Patlamasın. Sus, kelepçe takın şu kadar. Hanımlar bir durun. Yoksa ikiniz de mahkemenin üzerine bozmaktan işleri atacağım. Yahu daha boşanmadılar. Boşanmadılar mı? Hayır. Boşanamaz. Ya Ezra niye bizi böyle kandırıyorsunuz ya? Ya biz bu terapi işine devam edelim bence. Ne dersin? Bence de edelim. Ya sonuçta böyle 2-3 seansta mucize beklenmemeli bizden değil mi? Ayrıca şiddet kötü bir şey. Yani şiddetle hiçbir şey çözemeyiz. Aynen öyle. Ben daha bugün... Bak ya sen de gördün. Terapistin önünde dedim ki... Ozan bir daha öfkeyle hareket etmek yok. Biraz düşün dedim ya. Biraz düşün. De. Hah. Geldiğimiz yer burası. Ben de öyle dedim. Ben de öyle dedim. Esra dedim, Ozan'dan habersiz kararlar alma. Heh. Ozan'ı o kadar çok seviyorsun ki değişeceksin. Ayrıca her şeyi tek başına halletmeye çalışmayacaksın. İnsanlardan bir şey istemek böyle zayıflık değildir dedim. Ama hani yine kafamın dikine gidince tabii şimdi buradayız. Ne dedin sen? İşte her şeyi tek başına halletmeye çalışmayacaksın dedim. Hayır, hayır. Ondan önce ne dedin? Şey dedim. Ne? Şey, bu... Ozan'la konuşup ondan ayrı kararlar almam falan. Hayır, hayır, karardan sonra. Ondan sonra. Karardan sonra... Ah, Esra, aman kızım kafandakine gitme artık dedim. Kafandakine gidilmez. Esra. Ozan'ı o kadar çok seviyorum ki dedim. Esra ben... Tutamadın. Tutamadın. Bir o çeneni tutamadın. Çenenin bağı kopsun inşallah. Çenen kopsun inşallah. Edip yapmışsın kızım. Anne. Olmuş olsun. Hepimize yettim oğlum. Kurtaracağım seni de. Kurtaracağım merak etme. Hepimize geçmiş olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi. Abi şey diyeceğim. Herkes buradan salkmaz nerede? Ha o Elif'le beraber Emin ellerde. Sen onu merak etme. Olsun. Ozan çok güzelmiş burası. Değil mi? Şu renklere bak. Gelin çiçeğini yaptırmaya gelmiştik buraya. Sonra sen şu köşedeki papatyaları çok beğendin. Sen beni beklerken tabii ben hemen gittim aldım papatyaları. Çok mutlu oldum. Sen zaten böyle küçük şeylerle çok mutlu olursun. Sonra öyle güzel gülümsedin ki bana. Dayanamadım. Topladım bütün cesaretimi. Uzandım. Öptüm seni. Ozan Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Papatya mı yine? Papatya. (Gülüyor)
Esra'cığım bir karar mı versen artık? Bir yerde dursan mı, bir kanalda dursan da biz de dinlesek mi artık? Bir karar ver ya. Ozan ne yapayım? Hiçbir şarkıyı hatırlamıyorum yani. Hatırladığım bir şey bulmaya çalışıyorum şarkı söylemek için yani eğlenebilmek için. Tamam sen bak oradan bak. Ne? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorum? Bulmuş beni salak şey. Ama yani Altan. Madem böyle ağzımız kulaklarımıza varacaksa niye bu dramı yaşıyorsun? Yani. Bas 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 bas. Çek çek sen. Yok ben vazgeçtim, istemiyorum ben o adamı. Ne? Ha istemiyorum. Bir şey soracağım. Bu ya Altan Bey'in yanındakiler. Abin giller olabilir mi? Ha anladım. Harika. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Beni artık gerçekten şöyle çok parçalar halinde poşetlerle çiçeğime götürürsünüz. Dalağından tanır beni abi. Dur bir şey yapıyor, ne yapıyor bu? Allah'ım ya. Ne yapayım ben, ne yapayım? Çek ya. Çek kenara çek. Kim korkar ya onlardan? Ben korkuyorum. Ben şey çok korkuyorum. Çek bir kenara. Ben var ya, çek. İnsan gibi gideriz, otururuz, konuşuruz, anlatırız, dinleriz. Bir dertleri neymiş anlarız ya, tamam bir şey yok. Evet, bir sakin olun, bir düzgünce konuşalım. İstediğim, Esra'cığım ne konu... Ya 11'lik adamla neyi konuşacaksınız, delirmeyin ya. Sakin ol, bir dur ya, bir tamam. Bir dur bakalım neymiş, bir dertleri verelim ya. Siz nereye götürüyorsunuz lan benim kardeşimi? İnmeyelim. Vallahi bir dakika oğlum, bir dakika tamam. Geç kız, arkamda kal sen benim. Size diyorum size. Nereye götürüyorsunuz? Abiciğim bir dakika, bir bağırıp çağırmayalım. Biz de bir sakin olalım, tamam mı? Biz bir şimdi konuşacağız, anlaşacağız. Siz, sıkıntı yok. Biz bu hanımefendiyi yolda bulduk, arabamızı aldık. Durum bundan ibaret. Başka bir şey yok. Bu kadar. Sen beni bu herif için mi terk ettin Aysel? Yahu bir yanlış... Pop, ne oluyor kardeşim? Bu herif için terk ettin falan. Bu adam benim kocam. Bu adam... Benim kocam. O yüzden hiç öyle laflar falan söylemiyoruz. Üslubumuza dikkat ediyoruz. Çok sinirlenirim. Aman, aman. Şimdi mi ya? Ha? Şimdi mi yani? Şimdi benim sahipleneceğin tuttu beni. Ha? Bu kadar. Bu abilerin önünde beni sahipleneceğin. Ben o kadar dil döktüm. O kadar şeklinden şekle girdim. Şimdi mi beni sahiplendin Esra? Vallahi bravo. Bir helal şey olsun. Diyeceğim. Dora, tebeşir tozuyla ateş mi ateş yükselttik? Hiç bunlar bizim aklımızda. Evet ya. Hiç bunlar... Ne diyorsun tebeşir mebeşir? Ne diyorsun tebeşir? Yuh Ozan ya! Sana inanamıyorum bak gerçekten. Tebeşir tozuyla ateş yükseltme mi kaldı? Sen hiç akıllanmayacak mısın? Be adam ne yapıyorsun? Ben tamam da aklım işte başımdan alıyorsun. Bana hiç öyle lölölö yapma. Bana lölölö yapma. Ben seni daha yeni kapının önüne koymadım mı yalan söyle. İşte bunlar yeniden eve girme taktikleri. Tamam Ozan tamam. Tamam sus. Siz ne ayaksınız ya? Ne ara konu size geldi? Çok doğru bir soru. Dünyama hoş geldin abi. Vallahi biz aramızda atom fiziği bile konuşsak bunlar bir şekilde konuyu kendilerine getiriyor. Ya Aysel kim bunlar ya? Ya bir şey söylesene sen hem niye kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun ya? Anlamadık ki. Kimdir nereye şey yapıyorsun? Buna kaçıyorum ben. Kim? Ha? Var mı bu diyeceğim? Hayır. Hayır öyle bir şey. Ben dedim size bu hali bana patlayacak. Ya abi öyle bir şey yok ya. Ben evliyim bak. Yok, öyle bir şey yok. Vallahi evliyim ben, öyle bir şey yok. Ulan hem evlisin hem bacımı kaçırıyorsun. Şehadet getir vuracağım lan seni. Abi bismillahirrahmanirrahim. Ne kaçırması öyle bir şey yok ya. Bak evliyim diyorum. Bugün hayır hayır. Var ya. Ne kaçırması hayır, lütfen hayır. Abi Allah aşkına ya. Sakin. Yeter be. İndir o silahını. Ne oluyor ya silah doğrultma falan. Bir kendine gel. Bir kendine gel abicim. Bir kendine gel. Bak sinirleniyorum. Bak sinirlenmek istemiyorum bir. İkincisi senin bu damadın olacak. O kelimeyi söylemeyeceğim ama duy. Bu senin damadın olacak çocuk. Şey var ya Naciye, Naciye'yle böyle ağızdan öpüşmüş. Ha. Doğal olarak senin kardeşin de kaçmış. Biz de yolda gördük, sevaptır dedik, arabamızı aldık. Yardım olsun diye ayrıca bu benim fikrimdi yani. Benim eşimin ve benim kardeşimin bu durumdan hiçbir şekilde mesuliyeti yoktur. Aynen. Onu indir bence çünkü beni vurmuşluğu var. Ben yani oralara bulaşma bence indir. Ne? Sen benim kardeşimi anlatacağım. Aldattı tabii. Ha, sen ne diyorsun abi? Yok öyle bir şey. Ne aldatmasın? Saçma sapan konuşmayın. Bir şey söylesene Aysel ya. Yalan mı? Ha? Naciye kendi ağzıyla söyledi. Öpüştüydük dedi. Ya sen Naciye'nin dediğine ne bakıyorsun Aysel'im? 10 yaşındaydık. Ya hem Allah aşkına vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Aramızda öyle bir şey yok ya. Hem sen bu adamı tanıyor musun? Tanımıyor. Tanışmıyoruz. Vallahi tanımıyorum. Ya kimse tanımıyor. Heh. Kimse kimseyi tanımıyor burada ya. Tanımıyor. Seni sinirlendirmek için öyle yaptım. Ya. Hem burada sen varken ben bu tipsizlere mi bakacağım ya, yani? Şu tipe bir bak ya.
Neyse hadi abim tipsizdir de şimdi kocama da tipsiz deme ya. Boyu posu yerinde, sen biraz zevksizmişsin. Yavrum, anladık senin nasıl bir şey aradığını. Ya benim Ceylan'ım, gel buraya gel. Gel. Gel hadi gidelim, nikahımızı kıyalım. Hadi insanlar da bekliyor Aysel'im, lütfen. Hadi. Madem nar Ceylan olmamış bir şey. Hadi gidelim altına. Ha gidin. Sağ ol bacım. Rica ederim kardeş. Ama benden sana bir tavsiye, buna pek güvenme yani. Bıyık mıyık o. Bana pek inandırıcı gel. 10 yaşındaki. Siz de sağ olun abiler. Önemli değil, önemli değil. Hadi yolunuz bahtınız açık olsun. Görüşürüz, hadi bay bay. Bir özür de etmediniz Emre'lere ama sorun bırak, değil bırak, ya. Bırak, boş ver ya. Hanımın eteğini tutmuş. İzlerimin bahçesi üzüldü benim ya. Elimizle kavuşamadan vuruluyordum buralarda ya. Gidiyordum yollarda ya. Değilim, su verin bana. Silah tansiyonum düştü ya. Su. Arabada. Bagaja koymuşum. İyi misin? Değilim, vallahi vuruluyordum. Vuruluyordum, yollarda vuruluyordum ya. Bir şey yok, bak konuştuk, çözdük işte. Bir şey yok, tamam konuştuk. Ya gerilimden ben ne yaptığımı biliyorum. Ben ne anlatacağım şimdi? Ha bir de yine yavaş diyecek. Sen niye uskunuyorsun ya? Çık ağzından, çık. Aysel de bu arada bizi fena gömdü ha. Al suyunu iç. İç. Hadi hadi gidelim, hadi. Hadi. Daha yolumuz uzun, hadi. Hadi. Esra anahtar. Esra? Hadi, hadi. Ne oldu? Ne oldu? Anahtarı unutmuşsun. Ben biliyorum ya. Su ver. Al. Ben biliyorum, ben bunu biliyorum ya. Al kafamdan aşağı, unutur musun? Ya benim bir şehirler arası yolda yürümediğim kalmıştı, o da oldu. Hakikaten bravo Esra ya. Vallahi billahi bravo ya. Ozan ben ne bileyim yeni arabaların böyle olduğunu. Benim otomatik araba görmüşlüğüm var, hatırlamıyorum ki. En son hatırladığım arabalar da böyle ev anahtarı gibiydi. Açılıp kapanıyordu işte. Öyle de öyle. Ama yani telefon, telefon her şey kaldı ya. Allah'tan cüzdan almışım vallahi. Arkadaşlar bir benzinlik bulunca hallederiz. Gözünüzü seveyim artık, kavga etmeyin ne olur ya. Biz neden yürüyoruz ki, ben onu da anlamadım. Şuradan geçen kamyonun birini el edelim işte ya. Alsın bizi, götürsün. Bak geliyor bir tane. Kamyon yok, kamyon yok. Ne demek kamyon yok? Kamyon yok. Ben sonra anlatacağım sana neden olduğunu. Şu an kamyon yok. Sus, yürü. İyi tamam. Çözümcü bir insanım. Ona rağmen yok. Yok. Tamam Pınar. Sen bana mail at. Ben zaten yarın bakarım onu. Tamam, görüşürüz. Sen ne kadar güzel olmuş. Bana bak Ozan, sen buralara kadar gelip beni rezil edemezsin. Duydun mu? Ne oldu sana? Sen ne zaman bu kadar maganda oldun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Esra, ben seni kıskanıyorum. Kıskanıyorum ya, öyle değilmiş gibi davranmaktan da bıktım be. Bıktım. Ya ben karımı kıskanıyorum, kıskanıyorum. O kaslı kaslı mankenlerden de kıskandım. Oh be! Oh! Ben seni kıskanıyorum ya. Ben buyum. Tamam, ben de kavga etmemek için hayatta tamam demeyeceğim şeyleri tamam demekten sıkıldım. Yemeğin tuzu yokmuş. Tuzu yoksa alacaksın. Ellerin var Ozan. Ellerin o tuzu tutacaksın ve tuz serpeceksin. Anladın mı? Ben işten gelmişim, sana kaç çeşit yemek hazırlamışım. Bana kalkıp diyorsun ki yemeğin tuzu yok. İnsan bir teşekkür eder, teşekkür eder. Ben senin yaptığın her saçmalığa tamam diyecek o kadın değilim. Esra'yım ben, Esra. Esra. Ozan. Şu anda barıştık diyemem. E tamam, ne yapacağız o zaman? Saklan git, git çık. Balkona. Balkona çıkalım. CEO adamın elinde işi var. Balkonda ben nasıl CEO adam olmanla senin balkona çıkman ne alakası var CEO'luğunla ya? Başlatacaksın CEO'luğunla. Geldim Zeyno, geldim. Gönder, 5 dakika yedim. 5 dakika. Ya kızım benim kafam çok karıştı ya. Aşağı gel konuşalım dedim. Gelmedin de.
Zeynucuğum, ben de tam aşağı gelmek üzereydim. Bence sen bugün git, yarın gel. Hadi gel. Hayır, olmaz ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizimkiler kalkıp ta buralara kadar gelmişler ya. Ben diyorum ki acaba biz bunu değerlendirsek mi, değerlendirmesek mi? Yani diyorum ki işte birazcık kafam karıştı benim. Eviniz güzelmiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz aslında çocuk odasının hangisi olacağına da karar verdik ama yani haber gelmeden böyle bir hazırlıklara başlamayalım. Tabii dedik. Tabii, önden şimdi boşuna masraf yapmayalım diye düşündük. Şaka. Şaka yaptım. Ben biraz böyle şaka yapmayı seviyorum. Esprili de bir yapım var. O yüzden şaka gelince hemen hiç tutmam kendimi. Hemen Allah yaparım Allah. Şakayı. Hemen dökülüverir. Biz burada hep böyle çok komik biridir. Böyle kahkahalar. Evet. Bir de çok güzel bir insandır. Çok iyidir o. Çok ya, iyidir. O senin iyi. Çiçeğim, şimdi beni burnun önünde şey yapmasın. Bu kim? Aile büyüğünüz mü? Evet, evet, aile büyüğümüz. Fotoğraf da büyük, kendisi de büyük. Aile büyüğümüz kendisi. Allah rahmet eylesin. Ay. Amin, amin. Dostlar sağ olsun, dostlar sağ olsun. Peki burada ikiniz mi yaşıyorsunuz? Bir de anneniz olduğu söylenmişti. Öyle, evet. Bir de annem var ama kendisinin bugün işi çıktı. Maalesef aramızda olamadı. Kendisini tanımanız lazım. Yani kendisini tanısanız bu kadar naif, bu kadar anne gibi anne. Anaç. Evet, evet, sevecen. Böyle bir insan ben hayatımda tanımadım. O kadar çok harika bir insan diyebiliriz. Ne güzel. Ne güzel, çok sevindim. Biz de, biz de. Biz de. İşte. Parayı öde bu yıksan. Hadi. Hadi kız. Dur ya, itme, ne yapıyorsun? Ya bir dakika. Ya bir durun. Ya, karışmayın. Çirkef çirkef ya, şu hareketlerini iyi. Bırak. Hayır işte. Bir dakika. Aç 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 aç. 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 Ya benim elim seviyorum. Ben size çocuk odasını göstereyim. Yukarıda ama Elif Hanım bir saniye. Ya baba, anne. Merhabalar efendim. Ben Zümrüt Korfalı Siyah. Ben Menekşe Ertan efendim. Sana sordu babaannem. Ya sana sordu. Ya sen ne yapıyorsun ya? Aynı zamanda mucize nicatların var. Oğlum sen bir sus ya. Ne güzel. Kalabalık bir aile. Çok. Zümbür cemaat. Evet, kalabalık bir aileyiz ama en önemli şahsiyeti benim. Çünkü ben Siyah annesi Zümrüt Korfalı'yım. Anneanneliğin kitabını yazacağım ama bu sefer altın harflerle. Hırsız! Hırsız! Senin durumun var. Benim lafım var. Ben babaanne olarak... Gidin şu tarafa gidin. Ben de bu arada çok iyi 5 dakikanızı alacağım. Bu fırsattan istifade size akıllı biberonumu tanıtmak isterim. Akıllı biberon mu? Evet, yalnız buraya dikkat. Güneş enerjisiyle çalışan ve akıllara zarar veren bir teknoloji. Nasıl? Merhabalar! Merhabalar! Fotoğraftaki bey yaşıyor. İşte nasılsınız? Yaşıyor. Bakın, bakın. Merhabalar, Ozan Korfalı. Ben Bilal Yusuf, Tunç Yusuf. Merhaba, ben de Esra Erten Korfalı. Ozan'la karı kocayız. Aynı zamanda bu tatlı çocuğun annesiyim. Evet, tanıştıralım kendine. Ablam Korfalı. Kep çocuğunu izlemeyi seviyorum. Seven. Çok seven. Biz de buraya geldik. Geldiğimize göre siz görüşmeye devam edin. Benim annem de anne. Annem yanıma geldi. Anneciğim sen de buraya gel. Biz yavaştan gidelim. Tamam anneciğim. Biz yavaştan gidelim. Siz şey devam edin. Aynen öyle. Hadi gidelim artık. Hadi bakalım anneciğim, tamam. Efendim kapı açıktı, girdik. Bunlar kim? Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım, ben sizin restoranda niye öyle acayip acayip davrandığınızı öğrendim efendim. Niye? Kızım sizden özür dileyeceğim. Aa, sen niye özür diliyorsun? Sizden çok özür dilerim. Ablam da geliyordu aslında. Onu da mı bekleseydin? Tabii tabii. Ablan, halan, eniştesi, kuzeni, kayınça sana? Hepsi gelebilir. Hepiniz gelin bu eve. Ne oldu? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Niye özür diliyorlar? Anlamıyorum. Ben bunu niye özür Ozan Bey. Ozan, biz Zümrüt Hanım'la birbirimizden hoşlanıyoruz. Ne? Evet, artık bunu herkes bilsin. Hayır, hayır. Şu anı mı buldunuz? Yani ilan aşk için tam şu anı mı seçtiniz? Vallahi ilan aşk için en uygun an bu. Bravo size. Ben izninizle artık gideyim. Hayır, hayır. Sonra geri bildirim yaparız. Hayır, hayır. Lütfen gitmeyin. Evet, yani oradan bakınca çok tuhaf ve garip görünüyor olabiliriz. Ama aslında biz birbirini çok seven, çok mutlu ve eğlenceli bir aileyiz. Tamam, kabul. Deli doluyuz. Ama sorarım size, hangi aile normaldir ki? Aynen öyle. Sorarız size, hangisi değildir? Hepsi normaldir. Ben, ben. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki... Bu aileye gelen her çocuk sevgiyle, ilgiyle ve büyük bir eğlenceyle, mutlulukla karşılanır. Evet. Doğru. Doğru. İşte bu yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü çocuğum bu sefer... ilk baştan itibaren bu aileyle beraber büyüyecek.
Bu sefer mi? Büyüyor zaten. Atlas değil. Deli. Atlas'ı deli. Nasıl yani? Bu sefer? O zaman. Siz, Esra. Ben hamileyim. ...98 yazı. Hiç unutmam o yazı. Aynen. Evet aynen. Ya. Nazım abi, babamı bir daha asla öyle sinirli görebileceğimizi ben düşünmüyorum. Bıyık. Evet, evet, evet. Öyle mi? Öyleyse bıyık. Bir ara ben sana askerlik ya. Yazını da anlatayım da bir gör bak. Ne 12? O da fena. Arıyorlar. Sosyal hizmetlerden arıyorlar. Eko arıyorlar. Ver, 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 ver. Ver, ver. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, dur. Hayır, hayır. Hiç beceremeyecekler. Ellerini yüzlerine bulaştıracaklar. Bana verseler ben hallederdim. Oğluşum! Allah'ıma bir şükür hemencik geldin. Vallahi 2 dakika oldu, seni nasıl özledim ya. Değil mi ben anneciğim? Oğlum. Değil mi? Canım oğluşum Zeus'um, iyi ki doğurmuşsun. Özlüyorsun da Nazım Bey. Nedir yine bu kadar komik olan? Hı? Zümrüt Hanım son derece nüktedan bir insan. Her daim benim yüzümü güldürmeyi başarıyor yani. Öyle mi? Ya. Gülmek çok güzel bir şey de biraz ciddiyet gerekmiyor mu? Doğru, haklısınız. Ben de son derece ciddiyim zaten. Onun için diyorum ki hazır herkes böyle bir araya toplanmışken ben de ona sormak istiyorum. Zümrüt. Ver elini, ver. Ver elini, ver. Ver elini. Öf. Ne yapıyor? Bence biz bugüne kadar boşu boşuna zaman kaybettik. Onun için diyorum ki artık böyle oyalanmanın bir manası yok. Evet, şimdi sormak istiyorum. Zümrüt, benimle evlenir misin? Ay kafanı unuttum. Evet, ya evet. Bilmiyorum oğluşum ne der, ben bilmiyorum ki. Vallahi oğluşum ben teklif etmedim, bu teklif etmedim. Anne abi, size harika bir haberimiz var. Başvurumuz olumlu sonuçlandı. İşte karşınızda dünyanın en güzel annesi ve dünyanın en müthiş babası. Evet. Daha. Evet. Çocuk geliyor, çocuk geliyor. Bir dakika, bir dakika ben. Ben şimdi dayım oluyorum. Aynen. Dayı, dayı, o zaman dayı. Evet.